Şimdi zaman yönetimi konusunda çok sorular da geliyor. Çünkü hani meşgul olduğumuz mevzular belli olduğu için sürekli YouTube'dayız, çalışmalarımızı atıyoruz. Yani kendi ilmi araştırma videolarımızı veya konuşmalarımızı, derslerimizi atıyoruz. E dolayısıyla kişiler asrın bereketsizliği diyelim. Bu asrın getirdiği bereketsizlikten dolayı vakti nasıl değerlendireceğiz? Ben şöyle anlıyorum yani o vakti değerlendirme derken vakit onun için 24 saat, benim için de 24 saat. Ama Burada biraz daha vakitten öte ben onu nasıl bereketlendiririm, nasıl verimli yaparım diye sorular geliyor. E bu konuda da dedim ki kardeşlerimle konuşalım, bir röportaj yapalım, ünsüz hikayeler alalım. O yüzden acaba biz kendimiz zamanı nasıl yönetiyoruz ve zamanı nasıl yönetmeliler? Aynı şekilde bir Müslüman'ın bir günü nasıl geçmeli? Yani konu başlığımız o değil mi aslında? Bir Müslüman bir gencin bir günü nasıl geçmeli? Bak bir gencin bir günü nasıl geçmeli diye almıyoruz. Müslüman bir gencin bir günü nasıl geçer? Bütüncül olarak yani bir evet. insanlığın sıkıası yani. Çünkü Müslümanın, Müslüman bir gencin bir günü o bir gün sadece dünya kısmına değil. O bir günün Ahiret tarafı da var aslında iki gün yaşıyorsun değil mi yani onun evet, evet. iki yüzü olduğu için iki tarafını temin etmek lazım. Valla bu konuda ben kardeşime bırakıyorum röportaj yapan da kendisi Fatih ve bu konuda başlıklar olarak açan da kendisi bizi yönlendirsin ne yapacağız ne edeceğiz Yürümün sendeyiz hocam. yani. Abi şimdi temelde şöyle bir şey var herkesin gayeleri var yapmak istediği meseleler var başarmak istediği olaylar var. Mesela işte kimisi dil öğrenmek istiyor kimisi spor yapmak istiyor kimisi zayıflamak istiyor. En büyük mesele benim gayem kilo vermek. <laughs> Her yıl veriyorum. Ondan sonra bir dahaki sene bırakıyorum. O da var yani. Her pazartesi diyete başlıyorsun. Yani ekmek yiyince mesela yemek yedikten sonra diyorum ki bu son yemeğim. Tatlıyı falan gömüyorum abi. Evet. Sonra elem başlıyor. Diyorum ki bu sefer artık yemeyeceğim. Ama bir daha yiyorum. Şey olarak güzel güzel yani senin yaptığın güzel. Her yemekten sonra diyete başladığında. Bu da bir gaye abi. Sosyal ben niye demiyorum yani. O da bir gaye aslında olsun. Ya genel olarak şöyle oluyor abi. Mesela bir insan kendine sorduğu zaman izleyen kardeşlerim de hani sorduklarında... Ben bir sene önce neler başarmak istiyordum? Hedeflerim, gayelerim nelerdi? Aradan bir sene geçti ne başardın? Veya o gayelerin uğrunda hangi adımlar atabildin? Nasıl bir yol izledin? Bir şey soruyorum. Bu illa bir sene mi? Yok örnek veriyorum. Direkt, Sen direkt bir sene olabileceği bir örnek. Kendi örnek veriyorum. Mesela bir, bir haftalık bir... yapabilir yani. Aynen bir haftalık da yapabilir. Ama işte uzun hayallerse biraz daha bir seneyi kapsayacak hayallerse bir sene önceden şimdiye ne yaptın? Gayelerin hala duruyor yastık altıysa bu çok büyük bir problem. Çünkü son bir sene içerisinde ortalama acayip bir vakit bolluğu vardı. İnsanlara koronadan dolayı evlere kapanlık yasaklar oldu, sokağa çıkma yasakları oldu falan. Milletin bol bol vakti vardı. Peki bu gayelerin hedeflerinden hangilerini yerine getirmeye başardın? Veya onlar uğrunda ne çaba sarf ettin? Hani herkesin dilinde şu mesele var. Hani yaşlan, önceki derslerimizde anlatmıştık. Yaşlandığın zaman zaten zaman iki iki atıyor. Saatleri 2 2 atıyor diye. Yani yaşlandığı zaman zaten 40'tan sonrasını örnek veriyorum, 50'den sonrasını örnek vermiyorum da hele ki bizim yaş skalamız yani 25 yaş, 30 yaş, 20'li yaşlı kardeşlerimizin gayeleri uğrunda ne ekersiz kendine bu zamanlarda ekiyor zaten. O süreç içerisinde abi bu gayelerini bir insan nasıl tamamlayabilir? Bu boş vakitleri nasıl değerlendirebilir diye. Genel olarak bir program yapalım dedik. Gençler kardeşlerimiz çok soruyorlar. Onunla birbirimizin tecrübelerini aktaralım. Gayelerimizi keşkelerden kurtaracağız o zaman. Tabii. Çünkü herkesin bir gayesi var. Bir amaç belirliyor. Ve bir hedef miyeceğim. veriliyor Ama neticesinde cümleler keşkelere dönüşüyor. Çünkü o keşkelerden şey kurtulmanın yolunu arayacağız aslında bugün. Doğru mu? Bununla ilgili tamam. genel olarak abi vatandaşlarımızla bir röportaj yaptık. Ee, sorduk hani işte bir gününüz nasıl geçiyor? Ondan sonra bir gününüz nasıl geçtikten sonra bir de e, bir günde nasıl geçiyor? Evet gayelerim var, hedeflerim var da. Bunun en başta öncelik sırası olarak alman gereken ahiret noktası olduğundan dolayı. Hani ahiret noktasındaki bir hedefin bir gayen olması lazım. Allah'ın rızası yolunda. Veya işte namazların yoksa onları kendine eklemen için. işte duaları bilmiyorsan ezbere dua ezberleme için vesaire. Şimdi çok güzel bir süre bolluğumuz vardı tekrardan pandemi döneminde halka sorduk abi bir gününüz nasıl geçiyor bir de peki bir kul olarak bir gününüz nasıl geçiyor yani normal bir gününüzde gayeleriniz hedefleriniz tamamlama kurunda neler yapıyorsunuz bir de bir kul olarak Allah rızası için ahireti kazanma kurunda imanla kabre girmek uğrunda neler yapıyorsunuz ne çaba sarf ediyorsunuz diye soru sorduk isterseniz röportajı izleyelim ondan sonra yorumla devam ederiz Mehmet abi tamam izleyelim hadi bir günün nasıl geçiyor günüm nasıl geçiyor yani sabah erken kalkıyorum e, günlük yemeklerim var onları hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra spor salonuna gidiyorum. Oradan eve dönüyorum kitap okuyorum yatıyorum bu yani. Bir kul olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Bir kul olarak i̇şte zikir, tesbih. Yani bunları yapmaya çalışıyorum olabildiğince. Bunları yapıyorum hani Allah olabildiğince. Sağdan çıkarken mesela Allah'a dua ediyorum ki sakatlanmadın diye. Bir gününüz nasıl geçiyor? Evde oturarak, yatarak, iş yok. Abi, dükkan ya kapalı. Ya. Yani Abi peki bir kul olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Elhamdülillah namazımıza niyazımıza dikkat ediyoruz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Zaten evdeyiz gece gündüz. Harama girmek için dışarıda olmaya gerek yok. İçine yerleşmişse nefsin zaten senden azgın. O sana her şeyi yaptırır yani. Bir gününüz nasıl geçiyor? Bir günüm nasıl geçiyor? Sıkıcı geçiyor. <laughs> Sabah kalkıyorum. Ondan sonra öğretmenim ben dersime başlıyorum. Orası biraz eğlenceli. Güzel oluyor öğrencilerimle iyi vakit geçiriyorum. O şekilde. Ondan sonra saat 9'dan sonra eve gel. Biraz takip ettiğimiz YouTube kanalları var. Onları izliyoruz. Kitabımızı okuyoruz. Öyle. Peki bir kul cool olarak gününüz nasıl geçiyor? Güzel soru. <laughs> Kalbim istemese. <laughs> <laughs> yani yakaladım beni ya. Dur bakayım. <laughs> Valla nasıl geçiyor? Kul cool olarak tabii okuduğum biraz kitaplar falan var. Onun haricinde ekstra olarak yapabildiğim öğrencilerim var. Öğrencilerime güzel bilgiler veriyorum. Bu olabilir bak mesela. Normal olarak sabah dersler oluyor falan. Ondan sonra öğleden sonra full dışarı çıkıyorum. Akşam 6-7- gibi evde oluyorum Ye yemek yiyorum falan filan ödev derken uyuyorum. Bir kul olarak bir gün nasıl geçiyor? Bir kul olarak günüm öyle geçmiyor yani. Müslümanım ama sözde öyle. Yani gençliğimizin %99'unun olduğu gibi. Ben de maalesef öyleyim. Bir günün nasıl geçiyor? Şu korona döneminde kötü yani nasıl diyeyim normal iş yok okul yok falan sıkıntılı geçiyor ama normal bir günde işte okula gidiyoruz. Çıkıyorum mahalleye geliyorum veyahut ne bileyim takılacak yere takılmaya gidiyorum falan filan o kadar yani Akşam da eve uyumaya. Peki bir kul olarak bir gündüz nasıl geçiyor? Bir kul olarak sıfırız hatta biz onu tartışıyorduk şu an arkadaşımla. Namaza niyaza başlayalım mesela oruç tutalım falan filan da inşallah onu yapacağız. Güzel oldu aynen. İnşallah. 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 i̇nşallah. Bir gününüz nasıl geçiyor? Ne bileyim camiye gidip geliyor evde oturuyoruz hani yasak günlerde e diğer günlerde böyle yani hava almak için dışarı çıkıyoruz Peki bir kul olarak bir gününüz nasıl geçiyor abi? Kul olarak da Allah'a şükür. İmanlıyız. Şükür buna. Beş vakit namazımızı kılıyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz. Evde çoluğumuzdan çocuğumuzdan. Öyle geçinip gidiyoruz. Sabah kalkıyorum. Derse giriyorum. Derse işte hocasına bağlı. Nasıl geçerse artık. Ondan sonra kalkıyorum. Aşağı arkadaşlarla buluşuyoruz 2-3 saat. Sonra eve gidiyorum. Bilgisayar falan. Öyle yani başka bir şey yapmıyoruz. Bir kul olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Kul olarak günüm Allah şu an çok güzel geçmiyor. Eskiden güzel geçiyordu da kulluk olarak ne yapıyorum? Vallahi çok büyük yaptığım bir şey yok herhalde. Bir gününüz nasıl geçiyor? Uyuyarak yapılacak bir şey yok. Bu dönemde yapılacak başka bir şey yok. Peki bir kul olarak bir gününüz nasıl geçiyor abi? Elhamdülillah vazifemizi mümkün mertebe yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla işte neyse görevimiz onu yapmaya çalışıyoruz. Ondan ötesi pek fazla bir şey yaptığımız yok. Oturuyoruz yani. Büyük imtihan. Bu ara, yani bu dönem bizim için sizin için herkes için büyük 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 bir imtihan. İnşallah hayırlısını verir Allah. Sondaki dayının söylediği çok doğru ya. Hepimiz için acayip bir imkan var. Yani hepimizin gayeleri var. İşte kimisinin dil öğrenmek, kimisinin zayıflamak, kimisinin işte spor, kimisi kitap bitirmek, kimisi işte bir alanda kendini geliştirmek falan. Acayip bir vakit bolluğu var şu anda. Hafta sonları iptal, iki gün eve kapanıyorsun cuma akşamından falan. Acayip bir vakit bolluğu var. gayelerimiz var, hedeflerimiz var. Bunlar uğruna ne yapıyoruz? Genel olarak baktığınız zaman röportajda çok boş böyle vakit var yani. Var yani. İşte cumartesi pazar hem yatma bir de ekstra sürekli böyle işte filmler izlemeleri. Zaten Netflix'ler e, falan yaptı, yaptı ya ahirette dünyanın zerre faydası olmayan insanlar dizileri izliyorlar işte bu cumartesi pazar mesela virüsten dolayı insanlar evlerine işte giriyorlar. Ama insanlar çoğu yine bunu değerlendiremiyorlar. Şekil abinin dediği gibi işte röportajda. Çoğu yatıyor mesela. Veya başka filmler izliyorlar. Belki ahiret yurduna zerre faydası olmayan. Kendi hayatına dair zerre faydası olmayan videolarla ömürlerini telef ediyorlar. Tabi burada bizim en büyük amacımız Fatih kardeşimizin dediği gibi hedef belirlemek. Bu kimleri için işte ilmi olabilir, kendi okulu olabilir, spor olabilir. Şu mesela en çok abi spor aletleri satılmış şu pandemiden. İnsanlar işte spor salonuna gidemedikleri için evde kendine bir faaliyet bulmuş. Öyle devam ediyor. Kimleri Tabi işte. Herkese bunun gibi sayı şeyler. O zaman bahaneler de ortadan kalktı yani. Mesela abinin şu an hepimizin için imtihan. Evet imtihan. Çünkü nefis olarak böyle bahanelere sığınıyordu. Zamanım yok, zamanım yok, vakit yok. Gayler vardı. O gayleri gerçekleştirmede vakti yoktu. Bir, bir de kulluk olarak. Ya ben de vaktim olsa şunları yaparım, ben de vaktim olsa şu ilmi araştırma yaparım derken Madem öyle mi? Tamam Cenab-ı o alanı da sana verdi. Şu an senin kaçacak bir köşen kalmadı. Nefis bir şekilde kendini savunabiliyordu. E şu an şu an tamamen artık olay senle hedeflerin arasındaki yüzleşmede. O yüzden yani bu da garip bir olay. Çünkü çok duyuyorsun yani adamı teşvik edeceksin. Sığındığı bir nokta vardı. O sığınak noktaları da gitti. Şimdi işte asıl imtihan başladı. Yani ağır bir şükürsüzlük imtihanı. Adam hedeflerine işte hedef koyduğu zaman mesela burada bir kardeşimiz var. O kardeşimiz şu pandemi sürecinde kendisi 13-14 yaşlarında 2-3 tane külliyat bitirmiş mesela. Külliyat dedin de 14, 14 tabdan yani. oluşuyor mesela. Evet. Adam bütün vaktini Nurlara sarf etmiş ve 3 tane külliyat bitirmiş. Yani hani biz bazen bahane buluyoruz ya zamanımızı okuyamıyoruz abi yapamıyoruz işte namazlarımız aksıyor. Sizin bize önerdiğiniz kitaplardan faydalanamıyoruz ama şimdi mesela bakıyorsun 13-14 yaşındaki bu çocuğun bir de okulu var yani sürekli videolar izliyor öğretmenler tarafından derslere canlı giriyor yayınlar. canlı yayınlara giriyor. Ama bakıyorsun bu adam 3 tane külliyat bitirebiliyor yani istese hedefini Demek koymuş. Demek ki mevzu zaman bolluğu değil vakit çokluğu değil. Yani o vakit çokluğunda veya vakit darlığında ne yapacağın senin hedefinin olması. Hedefin yoksa çok erken uyanmışsın veya sana 10 saat verilmiş veya 20 saat verilmiş hiçbir şey değişmiyor. Çünkü o şekilde sığınıyorlardı ya hani Güzel arkadaşlarımız mazeretto. da. Ha? Güzel bir mazeret. o. Evet yani vaktim yok diye şu an vakit var. Ha demek ki mevzu o değilmiş. Mevzu hedefsizlik, gayesizlik. Senin gayen olsa sen o gayen üzerine zaten o telaşla onu gerçekleştirmek için vakit Demek ki bugün bir saati boş olup da yani diğer dünyevi işlerinden sıyrılıp bir saati boş olan ve onu mükemmel değerlendiren adam 10 saat boş vakti olup da onu 3 saat değerlendiren adamdan daha karlı oluyor. Bunun örnekleri de bence bizim hayatımızda da var. Yani mesela sen bir gayen var ve o gayeni gerçekten başarmak istiyorsan o mazeretin arkasına sığınmayan insanlar da var. Mesela benim bildiğim Mehmet abi. Mehmet abi yani askerlik herkesin güzel i̇şte askerik, askerlik bir mazeret. Askerlikten ne yapıyorsun? İşte askerlik, askerlik çok yapıyorum Vakitin i̇şte. olmadığı yer abi. Çünkü aynen vakit şey. yok sürekli işte içtima var, o var, bu var, temizlik var, işte şu var, Hı. bu var falan. Ama gene de Mehmet Mehmet abi senin askerliğin evet. daha farklıydı yani. Biz bir de abi mesela biliyorsun doğuda görev yaptık komando olarak. Bizim vaktimiz biraz daha şeydi yani sınırlıydı. 24 saat nöbet tutuyorduk. Ben kendime bir gaye demiştim. Şunu demiştim kendime. Ben işte mesela biz gündüzleri nöbete gidiyorduk. Gündüzleri biraz daha işte törlü mücadele olduğu için gündüzleri fazla gelmiyor yani mesela çatışma falan olmaz. Hep geceleri oluyor mesela biliyorlar da kardeşlerimiz. Biz mevziye gittiğimiz zaman hem kardeşlerime de örnek oluyordu. Mesela benim işte çelik yeleğimin arkasına Kur'an'ımı mı koyuyordum, seçademi koyuyordum, yanıma da bir litre su alıyordum. Her şeyimiz mevzide geçiyor, mevzide geçiyordu. Elhamdülillah orada abi 6-7 kere hatim indirdim. Ve orada ya. çok şükür 14 kişilik timdik. 12 kişi namaza başladık. Yani onlara şu mesela askerde sistemini de biliyorsun abi gittin. En önemli olan şey botlar çıkarılıp giyinmesi çok zor. Biz onlara bile çare bulmuştuk. Fermarlar vardı abi işte ip dediğimiz kısma koyuyorduk. Çok basit bir şekilde açıyordun, kapatıyordun. Ona bile çare bulmuştuk. İşte kolaylıklar vardı. Mest kullanıyorduk herkese. İşte oradaki faaliyetlerimiz abi elhamdülillah 14 kişiden 12 kişi namaza başladı. <laughs> elhamdülillah kendi odamızı mescide çevirmiştik. Risale-i Nur dersleri yapıyorduk, Kur'an okuyorduk. Orada 6-7 kere Kur'an hatim indirdik. Yani bizim o kadar sınırlı bir zamanımız olduğu halde onu çok güzel değerlendirdik. Çünkü kendimize vazifeyi demiştik. Yani ben mevze gittiğim zaman Kur'an okuyordum. risale Nur dersleri yapıyorduk. 3 kişi oturup o ders dinleyebiliyorduk. Yani insan istediği vakit gerçekten işte o gayelerine ulaşabiliyor. Zaten bunu kendi askerden geldikten sonra bunu devam ettirdi mesela. Yalova'da çalışırken benim işte iş yerime bir, bir saatlik mesafe vardı 45 dakikalık. Ben abi o 45 dakikalık yerde açıyordum mesela kulaklığımı takıyordum. 45 dakika boyunca sim videoları izliyordum. İşte Risale-i Nur dersleri dinliyordum. Orada çoğu çok şeyi elde ettim. Yani Risale-i Nur ne, nedir? Hangi kitaptır? Bu herkese. Çok orada bilgiler edildi. Ben askere gittiğimde abi kafamdaki düşünce benim şuydu yani giderken işte örnek veriyorum kısa dönem yaptım ben. İşte bir ay sonra döndüğüm zaman askerliği diye dair benim elimde hiçbir şey kalmayacak. Yani gittim vatanı görevimi yaptım ve geri geldim olacak. O bir ayın bana oradayken kazandırdığı bir şey olmayacak. Ben de dedim ki oradaki bir ayımı nasıl verimli geçirebilirim ki döndüğümde bana o bir ayın verim sağlasın. Dedim ki ben de bol bol kitap okuyabilirim. Okumak istediğim kitapları yanımda götürürüm. Orada boş vakitlerimi gün içerisinde planlarım. Boş vakitlerimde okuma yaparım. Bir ay sonra döndüğümde elim boş dönmemde o kadar istediğim hedef ettiğim kitapları bitirerek dönmüş olurum dedim ve gittim. 3 tane kitabımı bitirdim. Yetmedi. Yanıma oradan postayla kitap siparişi verdim ki o kitaplar geldi onları da okudum çok güzel. Yani mesela benimle birlikte giden işte Ranzalı arkadaşım hiçbir şey yapmadı örnek veriyorum. Öbür Ranza'daki adam hiçbir şey yapmadı. Evet. Ama ben döndüğüm zaman istediğim gaye ettiğim üç tane kitap ve onun içindeki bilgilere hafızama almış bir şekilde geri döndüm. İşte boş vakitleri yani aynen o birinci maddemiz olmalı abi. Hani işte Müslüman bir genç olarak veya işte e, bir genç olarak e, günümü nasıl verimli geçirebilirim? Bana vakit yetmiyor veya şu anki süreçte artık o mazeret kalktı. Vakit yetiyor fakat ben vaktimi hala verimli değerlendiremiyorum diyen birisinin birinci maddesi ha bence şu olmalı İlk önce bir gününü gözden geçir boş vakitlerini belirlemeli. Mesela bunun abi şöyle diyeyim. Peki bu yeterli olacak mı onu merak ediyorum. Yok, boş madde. Yok. Bu ilk bu, aşama. Bu maddede boş birincisi boş vakti ne kadar var? Bunu keşfedecek. Evet, evet, gün içerisinde tamam. hangi vakitleri boş? Bununla ilgili abi Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir e, ortalaması var abi. İstatistik almışlar. Türkiye genelinde orta yaş ortalaması ortalanarak. Abi bir insan gün içerisinde 9 saat uyuyor. 1 saat bakıma gidiyor. Bir dakika 9 saat uyuyor. 9 saat bir, uykuya gidiyor abi ortalama bir, bir insan bakım, Türkiye'de. Bakım derken... Bir saat bakım abi saç baş yapma işte ne bileyim fön çekme kıyafet tamam. bakımı gibi. Elbise seçimi vesaire. Aynen. 2 saat yemeğe gidiyor. Yapma yemek bulaşık olarak ortalama 2 saat gidiyor abi. 2 saat abi bir insanın her gün yolda gidiyor. 9 saat abi iş ve okulda gidiyor demiş. Sadece kalan süre 1 saat abi. O da namaz. Abi o da sen var ya Mehmet abi bir, bir saat, saat de, bir saat boş abi, vakit. Abi Türkiye istatistik ortalamasıyla zaten her gün insanın bir saat boş vakti kalıyor. Yani bir şey bir söyleyeceğim. Bu Türkiye'deki istatistik ama normalde böyle olmaması lazım. Normalde çok böyle çok değil. Çok saçma bir istatistik çıkıyor ortaya. Mesela şöyle abi adam işte yola 2 saat diyor ya 2 saat yolda da adam mesela işe servisle gidiyorsa servis arka koltuğa arka koltuğa geçiyor oturuyor Çok ve 1 saat gitmeyi bekliyor. Orada 1 saat boş vakti var onun. Dönerken 1 saat boş vakti var aslında. Ona gelmeden önce şu mevzuyu bir açıklık getirelim mi? Senin birinci maddede dedin ya boş vaktin ne kadarı var diye. Şunu bir anlayalım yani boş vakit dediğin aslında ömür. Bak biz bunu anlayamıyoruz. Vakit dediğin zaman çünkü cümle içerisinde geçen şeylerde de konuştuk ya sorun çözüldü de. Vakit geçirelim. Ya bu vakit geçirelim çok basit bir söylem oluyor ama ömür deyince insan ürküyor. Yani o yüzden boş vaktin ne kadar var değil. Boş ömrün ne kadar var diye. Evet ömür biraz nefsi alıyor çünkü ömür bir sermaye. Diyor ya ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Yani senin hiçbir iş yapmadan cebindeki paranın azalmasını kabul etmezsin değil mi? Altınlarının erimesini istemezsin. Ya altından da paradan da daha önemli bir ömür var. O ömür hiçbir şey yapmadan eriyor. O yüzden insan bu kavramı kendine yerleştirince bir telaş başlıyor. Onu değerlendirme telaşı. O yüzden şunu demek lazım. Boş vakti keşfetsen de beş para etmiyor. Hedefin yoksa... Ona gayeyi koyman lazım. Evet yani kim boş vaktini keşfeder? Gayesi olan adam. O yüzden oraya boş vaktini keşfet ama gayen varsa. Gayen yoksa boş vaktin senin daha da berbat hale getiriyor. Abi o ikinci maddemiz bizim. İkinci maddede gaye mi koyacağız? İkinci madde hedeflerini belirle, gayelerini belirle. Gayen var mı, hedefin tamam. var mı? Bunlar neler? Bir bir o zaman bunu böyle bağdaştırıyoruz. Aynen. Ama şu istatistiği biraz konuşacağız mı? Bana bu normal bir insan değil, tembel bir insanın istatistiği olarak ben bunu algıladım Tabii şu an ya. Saat, ya 9, 9 saat, saat uyku nedir abi? Hadi bir saat bakım. Şimdi tek tek alalım. Bir saat bakım dedin işte elbisesidir, ütüdür vesaire. Tamam yani buna artı yapalım. 2 saat yemek. Yemek yapan bir anne için veya bir hanımefendi için... Amenna. Ama bir adamın iki saat yemek yemesi yani uzun bir süre. Zaten 3 öğün yemek değil de şimdi biz buradaki iki saat yemeği 3 öğün olarak mı alıyoruz Fatih? 3 öğün değil mi? Onu da bir yazalım öyle değerlendireceğiz. İki saat yolda ya bu İstanbul insanına göre mi yapmışlar bunu? İki saat yolda geçen herkes değildir ya. İki saat yolda. Çalışan kardeşlerimiz var. Tümce kaç yani saat iki geçiyor saat. Yolda? İki saat çok uzun değil mi ya iki saat yol? Git gel ama abi git gel. Abi, 45 dakika metro sürüyor da 15 tamam. dakika da bir saat görüyor. Bir de tamam. gece gidiş abi. Tamam. Iki saat yani. Bu iki saat, i̇ki saat yolda saat. geçmesi bir avantaj. Evet. Bir yönden de avantaj yani. Bence evet. O vakit yani onu artı koyalım. 9 saat okul diyor. Herkesin dokuz saat okul mudur? Üniversite öğrencisi. Tamam bunu da alalım. Buna da bir şey demiyoruz şu an. Bir saat boş zaman kaldı ama hedefin yoksa o boş saat de sana bir zehir aslında. O zaman demek ki burada bir adama ya bu normal değil dedirten hedefinin olması. Hedef yoksa bir saat boş vakit kalıyor. Bundan şikayet edebilir bir adam. Ama şunu sormak lazım. Sen bu bir saat boş vaktin var yetmiyor derken neden şikayet ediyorsun? Ya işte halı saha maçlarına gidemiyorum. Film izleyemiyoruz kardeşim ya. Dizi izleyemiyorum. Şöyle yapamıyorum. Bu gibi meselelerse yani yine boş vaktini boşluğa götürecek hadiselerse tamam o zaman bir saat boş vakit yeter. Daha çok zarara girme zaten. Ama hedefin varsa madem böyle bir istatistik var o zaman senin yapman gereken tek iş fedakarlık. O fedakarlık da nereden olacak? Zorunlu olarak okuldan falan yapamıyorsun. Yok okuldan da abi bak hedefinin bence önemine göre ondan da yapabilirsin. <laughs> mesela ben hmm. okuldan fedakarlık yapıyordum. Şöyle dersi girmemek değil de bana ayrılan öyle teneffüsü vakti var mesela en az 45 dakika bir vakit. Ben bunun 10 dakikasını ihtiyaçlarıma ayırıyordum. Yarım saati 35 dakikası oturup ben ders çalışıyordum mesela. Normal kendi yapmak istediğim Risale-i araştırmamı okulda ben yapıyordum. Her teneffüs, her ders sonunda 45 dakika sonunda 10 veya 15 dakika bir teneffüs aralığı var. Ben her teneffüse çıkmıyordum. İki teneffüse çıkıyorsam üçüncüsüne çıkmıyordum. Gene 5 sayfa okuyordum en azından. Yani Anladım. ya evet. İşçilerde farklı oluyor. Hedefinin senin göre, gözündeki önemine göre, göre diğerlerinden kısma da yapabiliyorsun. Mesela bizim dersimizde tabii çalışan abilerimiz var. Fabrikada çalışanlar var. Normal esnaflar var. Onlara şunu söyledim abi dedim ki işte diyelim şu an sabah 8 diyelim vakit çıkıyor. Sen normalde işte 7'de kalksan veya 6.30'da kalksan çünkü fedakarlık yapman lazım. Gün içerisinde hep iş tabii ancak canım. namaza vakit ayırıyorsun belirli vakitlerde. Sen sabah 6.30'da kalkıp veya 6'da kalkıp o 1.5 saatini işte Risale-i Nur okuyarak, Kur'an, Cevşen okuyarak zaten kendini hazırlıyorsun. Bismillah deyip evden çıkıyorsun. Orada o vakit fedakarlığını yaptığın zaman inan ki insanlar 20 sayfa da okuyabiliyor, 25 sayfa okuyabiliyor. Tabii, Düşünsene abi yıl boyunca böyle devam ettiğini. Ya fıkıh, ilmihal, el... yani her şey lazım ya, her şey vakit ayırabilir. Bilirsin. Ama 9 saat uyku kısmından ya benim ben oraya takılıyorum yani 9 saat madem böyle bir şey var fedakarlık yapılacak. Evet gayem varsa, varsa o fedakarlık da muhtemelen uykudan olması lazım. Yani uykudan düşünsene aşama aşama gidilirse mesela 9 saat uykudan birden kes 6 yap 5 yap değil. Burada ilk önce 1 saat kısmı 1 saat. Bak zaten 24'ten 1 saatim vardı. Şu an oradan bir tane daha hediye edildi. Ya çok muazzam bir rakam. Peki abi her şey bir kullanma kılavuzu var. O zaman insanın da bir yatma ile ilgili bir kullanma kılavuzu Kur'an-ı Kerim'dir. O bize evet. ne emrediyor? Mesela yani Kur'an'ın bize sünnetullah kanunları dairesinde uykumuzu nasıl kullanacağız? Ya zaten bir kere gece uykusunu size bir dinlenme kıldık diye ayet-i kerime var değil mi? Tam tam manasını bilmiyorum. Gece dinlenme, günümüzde bilmiyorum. çalışmak için Evet. Rızkınızı kazanmak için Bir de yani. insanın o uyku zamandaki uyanıkken ve uyku halinde salgılanan hormonlar da farklı. En verimli uyku akşam 11 ile gece 3-4 arası uykuyu söyleniyor. Lakin şu an Türkiye ortalamasına bakalım. Yani Avrupa'yı da buna ek o saatlerde kaç kişi uyuyor hadi onu geçtim 12'de ya bir adam şöyle bir şey oluyor bak 12'de uyusa saat 6'ya kadar güzel bir şekilde dinlenebiliyor lakin gece 3'te falan uyuduğu zaman bu adam sabah namazına kalkmayı bırak yani normal kalkması gereken saatte bile kalkamaya bilmiyor veya kalksa bile uyuşuk haliyle güne adapte olayım derken günün yarısı yine gidiyor ya düşüne gece 3'te yatan bir adam sabah 11'de uyanmış artık gün bereketsizleşmiş kalkıyor kendime geleyim yemek yiyeyim filan derken zaten kış vaktinde günler daha kısa o adapte olma kısmı adamı mahvediyor. Bir de şöyle bir şey duymuştum ben insanın fıtri uykusu 5 saattir ya bizim yaratılış programımızdaki uyku şeyi 5 saat. Şimdi bu 5 saat eğer bir adam 7 saat uyuyorsa fıtri olarak onu 5'in katı olarak tamamlamak istiyor. Gün içinde o benim diğer 3 saatimi de ver çünkü o 5'e odaklanmış. Bu da bir tehlike. Hakikaten ben bazen onu hissediyorum ya. 7 saat uyuduğum zaman böyle birazcık uyusam mı, şey olsam mı diye gün içinde o vakti insan aramaya çalışabiliyor. Evet, fıtri uyku abi 5 saattir. Ya bir kere zaten hedefi olan adamın uykusu kaçar tabiri var ya. Derdi varsa kaçar. Ya der, derdin yoksa 9 saat değil, 10 saat de sana yetmez. Ama derdin varsa 10 saat uyuyamazsın, 9 saat uyuyamazsın sen yani buradaki ana mevzu uykudan fedakarlık yapması gerekiyor diğer türlü Olmaz abi bu iş ya. Nasıl olacak? Abi Kur'an-ı Kerim'de mesela hep geceyle ilgili ayetler var mesela. İşte Sen gece... Buradan biliyorsan söylesene Ben şöyle söyleyeyim sana. abi. Arapların bir adeti var. Çok sıcak bir ortam olduğu için zaten gittin Arabistan'da görüyorsun abi. İnsanlar evet. geceleri yatmıyorlar. Bugün mesela etrafımızda Suriyeli kardeşlerimiz de var. Onlar mesela gece hayatını çok iyi değerlendiriyorlar. Yani onların adetlerinde gece uyumamazlık var. Gündüz çok sıcak olduğu için gündüz yatıyorlar. Geceleri hep böyle vakitlerini geçirebiliyorlar. Sonra ayet iniyor. Diyor ki işte biz geceyi sizin dinlenmeniz için kıldık. Allah aslında bize zaman birimlerini söylüyor işte. Ne diyor ayet-i kerimede? Namaz belirli vakitlerde ise farz kılındı. Çünkü adam eğer dediğin gibi mesela adam saat 1'de 2'de yattığı zaman veya 3'te mesela film izliyor mesela. Ömrünü harcıyor. Gece 3'e kadar film izliyor. Hiçbir faydası olmayan belki bir film. Sonra Gündüz kalktığı zaman uyuşuk bir şekilde yataktan kalkıp işe zor gidiyor. Ama ayet-i kerimede eğer biz Cenab-ı Hakk'ın bize koyduğu kanunlar dairesinde hareket etsek, işte fıtri dediğimiz gibi 5-6 saat yatarken gün içerisinde hemen böyle verimli geçirebiliyorsun, daha çok verim kazanıyorsun. Ama adam gece işte gece ömrünü geçirdiği için bu sefer gündüz kendini perişan ediyor, verim alamıyor, okuduğundan bir şey anlamıyor. Mesela işte adam, biz mesela hatırlıyorum, biz 9-10 gibi yatıyorduk küçükken. Erzurum'da sabah 5-6 gibi ayaktaydık. Çıkıyorduk mahallede akşama kadar oyun oynuyorduk. Niye? Çünkü vaktinde yatıyorduk yani. Kanunlara eğer uyarsak, kullanma kılavuzunu iyi kullanırsak zaten Cenab-ı Hak gün içerisinde bize verdiği o saatlerle potansiyel olarak ibadetlerimizde, kitap okursak, okumamızda gayelerimizde çok basit bir şekilde Hı. ilerleyebiliyoruz. Bana 5 saat uyku yetmiyor abi diyen kişi bir hareketle 7'ye 8'e çıkabiliriz. O da zaten yine sünnet-i seniyede uyku modelleri var. Yani sünnete uygun olan uyku kaylüle. Feylüle ve gaylüle var. Onlar biraz daha farklı ama bize şu an lazım olan bereket katmak istiyorsak kaylule. Çünkü kaylule uykusu da nasıldı? Duha vaktinden öğle vaktinden az sonraya kadar. Duha vakti dediğimiz ne? Mesela işte diyelim ki Bursa'ya göre söyleyelim. Sabah namazının son kılınma vakti 8 çeyrek. 45 dakika ekledin, kerahat çıktı saat 9 değil mi? Saat 9'dan Öğle namazı vaktine kadar senin orada bir uyuma iznin var, kendine göre onu belirleyeceksin. Yarım saat uyku gecenin 2 saatine karşılık geliyor. O zaman hesap yapalım mı? Mesela gece 5 saat uyudun, gündüz de işte e, yarım saat uyudun. O yarım saat sana 2 saat kazandırıyor ya çıkar oradan, çıkar oradan bir buçuk saat kazanmış oluyorsun. Yani senin aslında günün 24 değil yirmi buçuk oluyor. Karlı oluyorsun sen. 25.5 üzerinden uykunu değerlendiriyorsun. Ha bunu herkes o vakti bulabilir mi? Bulamaz mı? Yani bilmiyorum. çalışan öğrenciler zor evet. olurlar. Abi şu da oluyor. Zaten buradaki mevzu şu. Bu yarım saat uyku diye kendini şartlama. Herkesin kendine göre geliştirdiği bir yöntem vardır elbette. İlk başlarda ben de çok uyurdum. Bir de ikinci öğretim olduğum için üniversitede. Abi ikinci öğretim öğrenciler yarasa gibi yaşar. Yani derslerimiz akşam 6.30'da başlıyordu Fatih. Saat 10'a kadar, 11'e kadar süren dersler oluyordu. Gece oradan otobüste gel, son otobüse yetişiyorsun, eve geldin ve ne derken takılıyorsun arkadaşlarınla. Sabaha doğru uyuyorsun, sonra bir uyanıyorsun, oho akşam vakti olmuş. Yarası gibi yani, hep gece yaşıyorsun. Zaten uyandığın zaman okula giderken de yine gece, 6.30'da gidiyorsun kış vaktinde. Hayat bu şekilde gitmiyor. Ama üniversite döneminde işte ya bir şeylerin farkına varınca ya bu ömür ya, ben bu ömür çürütüyorum deyince bir şeyler uyanıyor. Yavaş yavaş böyle baktığın zaman şu an herkesin bir uyku düzeni vardır. Mesela kaç saat uyuyorsun Fatih? Ben abi 6 saat uyuyorum. 6 saat zaman. uyuyorsun, yani yetiyor değil mi sana 6 saat uyuduğun zaman? O konuda uyku yok, yetiyor. uyku verimi olarak bana yetiyor ama ha. keşke arttırabilsem, uykumu azaltabilsem yani. Ha. Evet, fedakarlığını daha fazla yapabilsen diyorsun. Sen baba? Aynı şekilde abi, burada zaten sabah işte 11-12'de yattığın zaman 6-7 gibi kalkıyorsun. Yani evet. Mesela ilk şimdi ben kendime böyle dedim ki gece madem ki 11'de en verimli uyku 11'de de uyuyamıyoruz. En fazla eğer çok yoğunluk yoksa 12 buçuk, 12 buçuk gibi uyuyup yani şu an en son geldiğim radde 5 saat uyku, 4 saat uyku çok rahat yetiyor. Bazen 3 saat uykuya düşüyorum ama burada da şöyle bir durum oluyor. 4 gün 3 saat gidince bir yerde pil bitiyor. Artık çünkü bazen öyle bir yoğun oluyoruz ki bak mesela bugün sabah saat 8'de geldiler kameraları kurdu kardeşlerimiz yukarıda akademi için çekim yaptık ışıklar senin yüzüne vuruyor o yoruyor şu an burada sürekli efor sarf ediyoruz kim bilir saat kaçta bitecek böyle olunca işte orada böyle bir sekte oluyor o yüzden herkes kendi randımanını oluşturabiliyor 5 saat yetiyor ama mevzu kendini alıştırmak 5 saat uykuyu uyudun sabah diyelim ki 6'da uyandın böyle duran adamlar var. Yani az uyumak marifet değil. Onu demeye çalışıyorum. Ya da erken uyanmak da bir marifet değil. Uyandığın zaman neyle meşgul olacaksın? Yani o uyumaya geçerken neyle uyudun? Neyle uyandın? Geceden o zaman kendini kuracaksın. Tabii ki de zaten o 24 saati değerlendirme kısmında biz sabah uyandık 24 saat başlıyor değil. Uyumadan önce 24 saat başlayacak. Çünkü bir günün niyetinle başlıyor. Uykuya geçmeden önceki niyetle başlayacak onları sıralayacağız. Yani burada biraz uykudan fedakarlığı ele almazsak herkes benim zamanım yok diyecek ki korona döneminde zaten bu kalktı da e bitince bu bahaneyle bari savaşmaya devam et yani. Aslında zaman oluyor abi. Mesela geçen kardeşlerimizle konuştuk. O uyku meselesi insanlara sorun değil. Önemli olan dediğin gibi o zaman sıralamasında hayırları kullanmak. Mesela bir insan yatağa geçtiği zaman elinde bir buçuk saat iki saat Instagram'da vakit harcayabiliyor. E bu sefer zihin takvan dahi perişan oluyor. Yani hatta konuşmuştuk ya bir alim kendi başucuna bir kitap koyarak Bilmem kaç ayda kaç tane hadis kitabını bitiriyor. Evet. O yüzden burada adam kendini hazırlaması lazım. Mesela yatağa geçiyorsun. Orada kendini çözeceksin. Ya ben kaç saat yatakta vakit geçiriyorum sosyal medyada. Telefona girmeyeceğim mesela yatak odasına. Bir kardeşimiz çok güzel bir öneride bulunmuştu. Abi dedi ki ben işte yatacağım zaman telefonumu kendi yatak odama <laughs> almıyorum. Uzağa bırakıyorum. Ondan sonra sabah namazımı sabah namazı alarımı kuruyorum oraya. Çaldığı zaman diğer odaya gidiyorum mesela Sen diyor. Abiler öyle yapıyor. Çalar saat yatak ha, odası odası Çok Çok gitmiş. mesela, saat koyuyor. Yani duymuştum bir kardeşime. Çok hoşuma gitmişti mesela. Benden, benden olmuştur. Burada konuşmuştuk onu. Sonra K diyor başım izlese işte izlemedi ki biz bu mevzuyu sorun çözüldü, çözüldü önceki bölümde izlememiş zaten. ki Serkan Abi dostuna çalar saat koyuyor yatak odasına almıyor. Hayır Serkan Abi onu. Hayır sorun çözüldü de biz senin dediğin mevzuyu anlat. Tamam bir Serkan Abi bunu konuşmuştuk önceden biz anlatmıştı bu derste. Koyuyorsun ama abi hadis de kitabını yani. ama artık şu an sorunun içerisindeyim <laughs> <laughs> sorunun içerisindeyim başına bir kitap koyarak abi o bir buçuk saatini orada değerlendirebilirsin evet. yani bir buçuk saat bir adam ortalama 35-40 sayfaya kadar okuyabiliyor yani neler yapılabilir kısmında maddeler olarak çalışan birisi öğrenci olan birisi veya bir medresede ilim talebesi herkesin o vakti değerlendirme durumunu konuşacağız onu ayrı bir şekilde bunu unutma yatak başına kitap koyma çünkü uyumadan önce zihnini gündüzü hazırlamak için o faydalı olacak. Ama şunu bir yapalım. Yani bu istatistiği değerlendirirken iki öğün yemek, üç öğün yemek. Mesela iki saat yemek dedim. Bu çok fazla geldi bana. Yani iki saat yemek. Bu dört saatte de çıkar. Adam mesela bir yerde bir güzel kebapçı duymuş. E 45 dakikalık yolu gidebiliyor. Ben şaşıyorum ona. Tamam bir yere kadar ona gidersin. Bir kere yaparsın. Ama her seferinde yani adam bakıyor ki güzel bir tatlıcı var. Nerede? Ta Eskişehir'de. Nerede tatlıcı var? Bursa'da yaşıyor. Ta Kütahya'da bir tatlıcı var. Mesela oraya o tatlı için oraya gitmeye vakit nasıl bulabiliyorsun? Neleri var ya. Neleri, var, neleri var ya. Neleri yani. var? Araba kiralıyorlar ha? gidiyorlar yani. Yok. Evet. Mesela buradan diyor ki İstanbul'a gidelim. Niye gidiyorsun? Aa burada kuzu kaburga. Yani bu kadar mı vaktin var senin? Tebrik ediyorum seni ya. Ama şöyle <laughs> hüsnü zannetmek lazım. O yol Yolculuğu çok mükemmel değerlendiriyordur. İki saatlik yolculuğu bir şekilde değerlendiriyordur. Ha? Zikirle. Zikirle değerlendiriyordur ya da okumalar, dinleme dinliyordur yani video dinliyordur. Hakikaten gayen, hedefin varsa yani o gibi şeylerden kısmaya başlıyorsun. Özellikle yemek mevzusunda. Yani üç öğün yemek. Sen bunu ikiye düşür. Bir kere zaten sabah kahvaltısı yani üç öğün böyle bir bilimsel bir gerçeklik bile yok. Üç öğün kahvaltıyı bize dayatmışlar. Böyle bir şey yok kardeşim. Yani sabah ne kadar yersen gün içinde o kadar daha çok acıkıyorsun. O yüzden günde iki öğüne kendini alıştırabilirsin. Evet yani iki öğün. İki öğün olunca ne oldu? Üç öğündeki vaktinden tasarruf etmiş oluyorsun. Şunu da yapma her günde böyle 3-4 tavayla yapılacak işlere yönelme. Bazen de zaten hani böyle tam tam üzerine yememe kısmını konuşurken tek çeşit. Ya yani mesela ben bunu söylerken kendi hayatımda denediğim için söylüyorum. Bak ne yapıyorum? Bir tane ton balığı, havuç, karalağına rendeliyorum. İki tane, üç tane yumurta açlıyorum. Onları içine doğruyorum. Sonra zeytinyağı, limon. Bir karıştırıyorum onları. Tamam 6-7 saat beni tuttu. Onun hazırlanması ne kadar olabilir ki? Yemek yerken bile insan... Ya yemek yerken bir şey izle ya. Yemek yerken bile bir şey izleyebilirsin. Koy önüne tabletini, bilgisayarını bir tane sohbet aç. Yani yemek yeme 20 dakika sürse 20 dakika boyunca bir tane sohbeti dinleyebilirsin. Olmaz mı? Vaktini nasıl verimli hale getirebilir de biz temel 4 madde üzerinden konuşacağız abi. Birinci adımı bu kişinin gün içerisinde. Bu birinci konuştu. Boş, boş vakti konuştu mesela şu an. Gün içerisindeki tamam. boş vakitlerini belirlemesi Hedefi belirledik mi? İkincisi abi bu kişinin hedeflerini belirlemesi lazım. Ben aynen. neler yapmak istiyorum? Tamam, Benim bilmem. başarmak istediklerim neler? Kendime örnek veriyorum. 5 sene sonra şurada görüyorum da orada göreceğim zamanda benim kendime eklemem gereken vasıflar neler? Gayelerim neler? Ha, Bunlara size. demesi lazım. 10 yıllık projem var mesela dedim ya. Ha, aynen. Kadar. 10 yıllık mesela Mehmet abinin 10 yıllık projesi var. 10 yıl sonra kendine hedef koymuş. O uğurda bir hedefi var. Bir sene içerisinde de gene ona dair ekleyecek şeyler yapması lazım. Doldurabilirsin mesela altını. Aynen. Üçüncüsü de abi o belirlediğin, yapmak istediğin hedeflerini, gayelerini önem sırasına göre 3 kategoriye ayırman lazım abi. Evet. Birincisi acil dediklerin. ikincisi önemli dediklerin. Üçüncüsü olmazsa da olur dediklerin. Birincisini mesela gün içerisinde yapman gereken mesela örnek veriyorum. Ben bir tane kitap okumayı ve onu detaylı araştırmak istiyorum A'dan Z'ye kadar. Ben bu kitabı araştırmayı veya bir konuyu araştıracağım kader bahçesinde araştıracağım. Bunu araştırmam benim bir ayımı alıyorsa abi ben gün içerisinde normal yaptıklarımı da kategori ediyorum. Bunları önem sırasına göre sıralıyorum. Mesela işte benim için tabi herkesin farklıdır Benim için bugün işte spor yapmak olmazsa olmaz bu şey. E, olursa da olmazsa da olur grupta. Yani bugün örnek veriyorum spor yapmasan da benim için olmazsa olur fakat bugünkü ilmi araştırmamı yapmazsam azsa olmaz acil kategorisinde evet. ve önemli kategorisinde eşinle mesela dışarı çıkıp çay içmek var evet. tamam mı? Evet. Ben gün içerisinde bu dör, üçüncü şeyimiz üçüncü adımımız abi önem sırasına göre ayırmak kategori etmek dördüncüsünde de abi hayır demeyi bilmek. Bu da nasıl? Şöyle mesela işte ben dediğim gibi 3 kategoriye böldüm. Birinci kategoride gün bitmiş akşam saat 8'e 9'a gelmiş. E, acil kategorisinde olan vazifemi daha yapmamışım. Veya işte photoshop yapılacak e, gruba atılacak falan hani vazifemi daha yapmamışım acil kategorisinde. Acil kategorisindeki meselemi bitirmemişim vazifemi yapmamışım beni maça çağırıyorlar dışarı. Beni playstation'a çağırıyorlar. İşte beni dışarı çay içmeye çağırıyorlar. Benim daha acil kategorisindeki hedefimi gayemi yapmadığım için hayır demeyi bilmen lazım. Bu da dördüncü adımımız. Yerine göre hayır de mesela yemek konusunu söyledik ya abi dedin ya evet. adam yemeğe dışarı çıkıyor iş hayatında işte dışarı çıkıyor yemeği yiyor yemek 20 dakika ardından yarım saat çay muhabbeti yapıyor sigara muhabbeti yapıyor adam dışarıda. Katılıyorum, senin katılıyorum. ama acil kategorindeki yapman gereken başarmak senin o hedefini sen yapmamışsan o arkadaş ortamına çaya sigaraya hayır demen Çok lazım. Sen, şimdi burada hayır deme meselesi e, biraz zor geliyor kişiler ama eğer önceden söylemişse mesela diyelim ki bana bugün demiş ki kardeşim yarın senin yanına geleceğim. Ben de programa bakıyorum. Evet hayır diyebilirim ama hayır da diyemiyorsun. Gel diyorsun o zaman benim ona ayırdığım vakti tayin etmek için başka bir şeyden kısmam lazım. Uykumdan kısacağım. Eğer onları yapamıyorsan hayır demeyi bileceksin. Bu bir. Benim yanıma arkadaşlarım, abilerim geliyor muhabbete. Açık açık şunu söyleyebiliyorum. Bak benim yoğunum bildikleri için. Abicim buyur gel beklerim. Bir çay içmeye vaktim var. Bunu güzellikle söylemeye çalışıyorum. Hatta diyorum ki Abi yarım saatim var beni yanlış anlama. Bu şekilde vakit hain yapmak lazım. Diğer türlü amacı yoksa geldiğinde seni 2 saat 3 saat öyle ya bu sana zarar veriyor. Ben mu? bu benim verdiğim örnek şu anda verdiğimiz örnek dışarıdan seni çağırmaya karşı arkadaşlarına karşı hayır ya. Bence bu hayırın abi ilk önce olması gereken nefsini hayır demek. Nasıl? Alarmımı kurdum sabah 6'da kalkıp 2 saat ilim çalışmam lazım. 6'da alarmı kurdum uyandım uykum var. İlk önce canım uyumak istiyor. Nefsini hayır demen lazım. Hayır evet, çok güzel. Uyumayacağım. Ondan sonra gün içerisinde hala acil veya önemli kategorisinde yapmam gereken vazifem var. Başarmak istediğim gayem var. Mesela dil eğitimi almak istiyorum ben. Bir ay içerisinde hedef belirlemişim kendime acille. Günde beş kelime ezberlemem lazım. Günde beş kelimemi hala ezberlememişim. Ama canım da ne bileyim benim ortalama yolla beraber bir, bir buçuk saatimi alacak. Mesela işte lokantaya gidip canım yemek yemek istiyor. Ama gidersem biliyorum ki bir buçuk saatim gidecek. Ama önemli veya acil kategorisinde hedefim var. Yapmamışım. Ha nefsime hayır demem lazım. Az önce Serkan abinin dediği gibi. Hemen kendimi doyuracak bir aparatif, bir 5-6 saat tutacak bir aparatif yapmam lazım. Orada nefsime hayır demem lazım. En başta nefsine hayır, nefsi isteklerine hayır. Neden? Çünkü en başta kendi nefsi isteği zaten adam vaktini götürüyor. Ondan sonra dışarıdan bir müdahale olduğu zaman da gene eksim var. Sen maça çağırdın, öbürkü PlayStation'a çağırdı, öbürkü Counter'a çağırdı. Onlara da hayır demem lazım. Ama ilk başta gayenin derdine göre, aynen derdine göre sende katlı. Çünkü mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki abi şu beş şey size gelmeden önce şu beş şeyi gidiyor ganimet bilin. Birincisi diyor ihtiyarlı, ihtiyarlıktan önce diyor gençliğin kıymetini bilin. İkincisi hastalanmadan önce saatin. Üçüncüsü Fakirlikten önce, zenginliğin dördüncüsü meşgul zamanlardan önce boş vakitlerin kıymetini bilin diyor. Beşincisinde ölümden önce hayatın kıymetini bilin. Ölümden hı hı. önce hayatın kıymetini bilin farkındaysanız boş vakitten sonra aldık. Sen de bir şey demiştin dün Hadis-i Şerif'te. Şey vardı abi, onu, onu bir söylesene. Onu da çünkü... evet. Bu da onu tamamlayabilir. Resulullah Hı. sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki abi hiçbir kul kıyamet gününde şu şeylerden hesaba çekilmeden yerinden ayrılmaz. Bir, ömrünü nerede harcadığından. iki ilmi ile ne gibi ameller yaptığından. Üç, malını nerede kazanıp nereye harcadığından. Dört, bedenini nerede yıprattığından. Aynen. Şimdi bu dört şeyden diyor sorumlusun. Bunları yapmak zorundasın diyor. 24 saatin şeyi işte yani evet. bunu ne yapıyorsun diye. Hesabını verdik. Hesabı işte yani. abi. Ömrünü nerede harcadın mesela? Hazreti Ali Efendimiz abi. diyor ki zaman diyor canlıdır öldüren katil. Zaman canlıdır öldüren katil. Bak şunu acaba diyorum ki bazı şeyleri söyleyince uçuk mu olacak da ya şimdi aynı bakış açısına sahip değilsen evet biraz uçuk gibi gelecek. Lakin ömür hepimiz için ortak yani ben onu vurgulamaya çalışıyorum. Ömür yani hayat bitiyor. Mesela iki buçuk saat bir dizi izlemek. Bazen buna diyorum ki nasıl olur diyordum şimdi onu açıklayacağım. Veya bir futbol maçını yani bu futbol arada bir olur. Bak arada bir kendine vakit ayırırsın ama bu gibi şeyleri adet haline getirmek iyi bir şey değil. Yani bunu övünerek benim her gün bir dizim vardır. Her gün senin boş vaktin var demektir bu aslında. Sana lüzumu olmayan o kadar mala yani yani senin ahiretine, dünyana faydası olmayan o kadar çok meşguliyetlerimiz var ki ama biz hayatın şu gidişatında onları lüzumlu birer parça olarak kabul etmişiz. Onlardan fedakarlık yapamıyoruz. Ben ona da şaşıyorum. Mesela futbol yorumunu izliyor bir adam. Futbolu izlemiş. O maçı izlemişsin sen. Maç bitmiş. Evet oradan bir de 3 saat boyunca futbol yorumu izliyor, siyaset programlarını izliyorsun. Yani bu gibi şeylerden de kısmak gerekiyor ya. Bir kere televizyon, hadi televizyona geçtim o telefon, yani telefon orucu tutmak lazım, internet orucu tutmak lazım. Yoksa herkes kendi telefondaki ekran sürelerini konuşmuştuk ya. Ekran sürelerini söyler misiniz dedik 13 saat diyen var, 8 saat diyen var. Mesela bizim ekran sürelerimiz günlük 2 saat, 3 saat, 1 saatince insanlar şaşırdı, imkansız diyor. Bak neden bunu söylüyor? Çünkü kaide haline gelmiş. O yüzden bence biraz böyle şey kısmına bakmak lazım. Hedef konusunda ben ilk hedef olması lazım. Ömrümü heba etmeyeceğim. Bence ilk hedef bu olması gerekiyor ya. Ben abi kesinlikle katılıyorum. Ben bunu da abi şu dört maddeyi biraz daha hazırlarken şöyle bir örnek aldım. Abi anneme örnek aldım kendime. Yani şöyle bir şey. Mesela ilk hedefimiz neydi? Boş vaktini belirle. İkincisi gayelerini belirle. Üçüncüsü o gayelerini kategori et. Önem sırasına göre ayır. Dördüncüsü de nefsin isteklere veya dış ortamlara, dış etkenlere hayır demeyi bil. Gayen uğrunda. Abi benim annem ee, şöyle bir şey yaptı abi çalışan bir kadın kendisi. Abi annem 5 sene önce kendine gaye edindi mesela. Tamam. Dedi ki e, annem ortaokul mezunu dedi ki liseyi dedi açıktan başlayıp bitireceğim lise diploması istiyorum dedi. Abi başladı çatır çatır bitirdi diplomayı aldı. Ondan sonra dedi üniversite istiyorum dedi. üniversite yaptı çatı çatır. Üniversite 3. sınıfta şu anda. Abi sonra annem dedi ki ben dedi kişisel gelişim. Hani bu hayat koçları var ya. Tamam, onlardan abi. olmak istiyorum dedi. Onun ne oluyor şu anda. Çatır çatır sınav veriyor. Kendine belki bir şey açabilir. Terapi merkezi gibi bir şey ne oluyor onlarda? Hayat koçlarının işte kendi ofis oluyor ya. Koçları hayat koçlarının yani. aile koçu şey, gibi Hani kendi ofis açabilir şu anda. Öğretmenlik için diploma falan aile alacak. Aile keçisi olacak o da. Aile ben aile koçu olacağım. <laughs> Sen ki keçi. Mesela şunu yapıyor annem. Ondan sonra dedi ki ben dedi bu hayat koçluğu noktasında dedi eğitimini bunu alıyorum. Terapilerini tamam. alıyorum. Ben dedi bir de buna dedi Risale-i Nur'u ekleyeceğim dedi. Annem abi böylelikle günde yarım saat ortalama bir saat okumaya başladı. İman ve küfürü bitirdi. Asayi Musa'yı bitirdi. Günlük sadece yarım saat bir Çok saat güzel. okuyarak. Söz lemaları bitirdi. Şimdi sözlere geçti. Başka Külliyatı da devirmeye başladı. Onun dışında abi kendine hedef koydu. Günlük bir saat yürüyeceğim diye. Bir saat yürürken de o vaktini ben yürüyorum diye bir saat boş harcamıyor, bir saat boyunca kulaklığı takıp ders dinliyor. Böylelikle yaklaşık bu zamana kadar 200-300 tane ders dinledi. Evet baksana ya çok garip Yani ya. her yönden abi bu kategoriyi annem hayatında uyguladı hmm. ve çok büyük değişiklikler gördük yani annemde. Çok bilinçli bir insan haline geldi Risale-i Nur noktasında, iman-ı noktasında. Bunu kendine uyguladı ve gerçekten hedeflerini yani hmm. tamamlama noktasında hiç hmm. zaman kaybetmeden çat çat çat. Belki dediğin gibi abi hani yaş ilerledikçe biraz daha farkındalık evet. artıyor. Hani ömür gidiyor. Ömür bir sermayedir. Hani lüzumlu işler pek çoktur. Belki de onun biraz daha idrakine vardı. Bilinçli şekilde devam ediyor yani adım adım. Ben bazen şaşırıyorum. Bazen diyorlar abi sizin bütün videolarınızı izledim. Mesela YouTube'da kaç tane videomuz var bizim? Var da değil mi? Var var bayağı var. Bayağı var. tane yani. var. 100 100 hepsini var. izlemiş. Mesela bizim Burak da bizim hizmete gelmeden önce hepsini izlemiş. Her gün iki tane video izliyorum Her gün. Normalde Ve çalışan hayatım, bir adam normalde. Çalışan bir adamdı. Şu an kardeşimiz Bak, burada. Işte. Yani şu an medrese hizmet bir kardeşimiz. Hizmetle tanışmadan önce hep izliyormuş tabağı evet. kadar. Sonra işe gidiyormuş abi. Evet. Sonra buraya tanıştıktan sonra kardeşimiz her gün buranın videolarını izliyormuş YouTube'dan. Ben öyle de abi gibi. mesela söyle söyleyeyim. İlk başladığım zamanlarda abi bir derde girdim ve dedim ki bak çok vakit kaybetmişim. Hiç bu mesellere bilmiyorum İslam noktası çok eksim Dedim ki buna girmen lazım. Ne yaptım? Boş vakitlerimi belirledim. Ben okuldayken abi teneffüs öne çıkmıyordum. Okuyordum. Teneffüslerde de 2-3 teneffüste bir çıkıyordum. Tuvalet ihtiyacımı, yemek ihtiyacımı gideriyordum. Öbür teneffüslerde yani. okuyordum. Okulda ben burada günlük okumamı ben okulda bitiriyordum. O zaman Kur'anımı Ha bak Kur'anımı cevşenimi bitiriyordum. Okumam orada bitiriyordum. Mesela arkadaşlarla hamama gidiyorduk. Çok iyi hatırlıyorum. Hamamda bile hamamdan çıkınca kulaklık takıp orada uzanıyorsun ya şeylerde. Şeyzoklar uzun ise orada kulaklığımı takıp Serkan abinin kürsü dersini dinlediğimi hatırlıyorum. Ya, adama bak ya. Adama bak. bak ya. Ben ben orada, kürsü dersine terliyorum böyle. Bir ha ben orada <laughs> o da orada terliyor sohbeti dinliyor. Hamamdan çıkıp <laughs> mesela abi kulaklığı takıp dinlediğimi hatırlıyorum. Askerde mesela bu konuda kendime çok bir kattım. Mesela bizim erkanlar var abi. Burada yemek yapıyor. Yemeğe girince mutfağı en az bir saatin alacak. Bir saat <laughs> boyunca ders dinliyor erkan. İşte ben onları, duyuyorum mesela açıyor telefonu. Çok güzel. Bir saat vaktini çok güzel bir şekilde değerlendiriyor. Ya Kur'an <laughs> açıyor ha. dinliyor ya bir ders açıyor Risale-i açıyor. Ben de mesela Spordayken çok dinliyordum mesela dersleri. sporda ona ona geldiğinde şu sonra. araya girmek istiyorum unutacağım yoksa iki saat yemek vakti diyor ya bir kişi. <laughs> sana ha, al da. sana. Evet. yani. Bak madem iki saatini ben kısamam abi yemekten kimse kıstıramaz tamam o zaman gel orayı da bereketli yapalım. Videoyu yapabilirsin yani, kulaklığı takabilirsin. <laughs> Fatih kaç yaşındasın abi? 22-23 oluyorum. abi. 22-23. 23, <gülüyor> <gülüyor> 23, 23 <gülüyor> yaşındasın. <gülüyor> yani bak <laughs> arada 10 yaş var. Şimdi. Biraz kişiye göre değişebiliyor ama acaba geçmişte bu bende var mı diye hatırladım. O zaman da bende bu telaş varmış. Yani hayatı böyle değerlendirme, kıymetli kılma diye. O telaş vardı ama faaliyet belki de yoktu. O yüzden biz bu vakit meselesini konuşuyoruz ya şimdi önerilerde bulunacağız. Bir gün nasıl geçer 24 saati madde madde de söyleriz. Lakin fani olanı baki yapma derdine girmemiz lazım. Ya yani bu 24 saati ben değerlendirirken 24 saat çöp olup gidiyor olarak da kafada kalıyor. Bugün bitti. Hayır, bugün bitmedi. Bugün ya sana kazandırdı ya da kaybettirdi. Bitti diye bir şey yok. Zaman yok oldu diye bir şey yok. Ya kazandırdı ya kaybettirdi. Kazandırdığı tarafını dünyada görmeyebilirsin. Kaybettiren tarafını da bu dünyada görmeyebilirsin. Ama ikisinin de göreceğin bir alan olacak. Ha esvap dairesinde dünyada da kazanabilirsin, yine kaybedebilirsin. Ama asıl kazanış veya asıl kaybediş hasat zamanı sonunda belli olacak. Dünya ahiretin tarlası hükmünde ya abi. Evet yani mesela bir çiftçi ne yapıyor? O hasat zamanı geliyor ve sonrasına kadar ekiyor, biçiyor, ilaçlama parasını yazıyor. Sonra içeriden ürün satıyor. Tekrardan ona başka bir tarla sürülecek traktör parası veriyor, biçer döver parası. En sonunda kar, zarar ne yaptık, ne ettik? Ta sene sonunda bu işi masaya yatırıyor ya. Ha, o masaya yatıracağımız zaman günün sonu çok Küçük bir hesap, anlık bir hesap. Bir de bunun bu dünya hasat yeri değil ya bu dünya tarla ya bu tarladaki işlerimiz bittikten sonra ahiret tarafındaki ana mevzu başlayacak abi. O zaman bizim derdimiz fani olanı baki yapmak. O 24 saati 24 milyon sene yapmak. Bu derde de girmemiz gerekiyor bizim aslında. Alimlerimiz bize hadis nakleden alimlerimiz diyor ki abi zaman diyor kılıç gibidir sen onu kesmezsen o seni keser. Şimdi bize verilen cihazatlar var işte ömür dahi bir cihazattır, zaman dahi bir cihazattır. Eğer sen onu hayra kullanırsan ömür dakikaları ne oluyor abi bakiye tebdil ediliyor. Şimdi mesela askere gittiğimiz zaman Fatih bize bir cihazat veriyor Silahtır işte tecizattır. Sen bunları... Düşmana karşı kullanırsan sevap kazanıyorsun. Hı. Ama kendi asker arkadaşına, kendi işte bölündeki arkadaşına kullanırsan bu sefer ne oluyor abi? Hain durumuna düşüyorsun. Toprak da kazanamazsın silahla. Ha keza onun gibi işte abi. Allah'ın bize verdiği bu ömür sermayesi dahi eğer onun yolunda sarf edersek inşallah sevap noktasında çok şey kazanıyoruz. Hı. Ama Hı. sen onu boş yerlere sarf ettiğin vakit ömür dakikaların dakikalarında harap oluyor. Yani biz sadece dünya tarafını söylemiyoruz. Yani dünyadaki vakti değerlendirme. Mesela 9 saat çalışma boşa mı gidiyor? Hayır. Onu da ebedi tarafına kalbedebilirsin, dönüştürebilirsin. Uykunu da ebedi alemde kazandırabilirsin. Bu dünyada zayi oluyor gibi görünen çok vakitler sana ahirette çok karlı bir şekilde dönüş yapacak. Onu konuşacağız ama şimdi az önce o dediğim meseleden yaş aralığını konuştuk ya. Ya şimdi şöyle bir şey oluyor. Yaş 33'e gelince insan yataktan kalkışı Farklı olabiliyor veya olaylardaki e, böyle kendini kaptırdığın andaki uyanışın da farklı olabiliyor. Ne biliyor musun? Yaş ilerliyor. İleri yaşlarda hala bendeki hedefler arzu olarak kalmış istemiyorum ben veya hayatımda keşkeler biriktirmek istemiyorum. Bunları istemediğim için benim bir derdim var. Yani biten bir ömür var elimde. Ben bunu değerlendirmem lazım ve dünyadan da geçiyorum artık. Açık konuşayım yani tamam dünya şek dünya bir şekilde geçiyor yani. Sen de diyor ya ömür durmuyor gidiyor. Sen de beraber gidiyorsun insan da yolcudur diye. O yüzden biz bunu böyle değerlendirmemiz lazım. Yani asıl telaşımız dünyadan ziyade ahiret tarafı olması gerekiyor. Dünyanın en musibetli adam için de bir gün bitiyor aslında. En mutlu adam için de bir gün bitiyor. Bitkisel hayatta olan bir adam için de bir gün bitiyor. Ama bu bitiş bir şeyin başlangıcı olacak o da ömür bittiği zaman inşallah yani biz o konuda fani olanı beka yapma derdine düştüğümüz için zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz yoksa dünyada sadece bir şeyler kazanayım diye değil Yanlış anlamasın arkadaşlarımız. Burada sen dedin ya bir ahiret durduğu için sahabelerden İbni Mesud radallahu anh soruyorlar demişler ki yani senin en çok üzüldüğün konu ne? Yani hayatta pişman olduğun hangi konu var? Demiş ki üzerine güneşin battığı, ömrümün eksildiği, ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka bir şey pişmanlık duymadım. Hani mesela dedin ya işte adamlar ömürlerini perişan ediyorlar. Burada amel noktası ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir günü bir güne güneşte olan zarardadır. İnsanlar hep bunu yaşıyorlar aslında bakıyorsun. Hani rutin hayatlar. Yani ömür binasından bir taş düşüyor. İnsanlar bunu görmüyorlar. Ben bazen işte bu doğum günü kutlayan insanlara bakıyorum. Adam ömründen düşen taşlara seviniyor. Ne yaptın sorduğun vakitte kul olarak yani bir amel olarak ne yaptın? Bir yıl boyunca belki de perişan ettin hayatını. Ve adam o perişan etmiş hayata seviniyor. Onu kutluyor. Ve herkese aslında burada işte tabii ki de ehl sünnet ve Kur'an dairesinde yaşayan kardeşlerimiz, abilerimiz amelleri noktasında güzel şeyler yaptıysa bunu zaten seviniyorsun. Elhamdülillah. Kur'an'ın da Kur an, Kur yok. o noktada emir var. ya. Bir işin bittiği zaman kalk hemen başka, bir başka, bir başka bir işe başla. Odaklan diyor mesela değil mi abi? O eşit noktası çok güzel bir şey. Ben mesela bu hadis şerifi çok hayatıma almaya çalışıyorum. İşte bugün diyeyim 20 sayfa okuduğum zaman ertesi gün 21 okuyorum. Ya yani 20,5 oku. Ama oku bir şekilde üstüne bir daha taş koy. Evet. Ama biz hep sürekli aynı şeye sekiyoruz. Mesela adam kalkıyor sabah işte kahvaltısını yapıyor, işe gidiyor, akşam geliyor. Rütün yani hiç değişen bir şey yok. Akşama kadar kendi akrabalarından, ailemden söyleyeyim. Evet. Yani adam oturuyor mesela işten geldi, evde televizyonun başında saatlerce siyasetçileri eleştiriyor. O şöyle bu böyle. O devleti yıkıyor, devleti kuruyor. Ya Ne faydası var sana? Ne faydası var? Kapat, ailene bir muhabbet et. Ya bir Resulullah'ın evine çevir kendi hayatını. Amele dair hiçbir şey yok. Ya hayat mutfak ve tuvalet arasında geçiyor Aynen. dediğimiz hadise. Ayaklı bir dışkı makinası oluyorsun. Bütün hayatındaki telaşın, bütün korkuların, bütün endişelerin mutfaktan tuvalete geçiş evresi. Mutfağa nasıl giderim? Mutfaktan sonra tuvaletine kaçarım. Yani o iki aralığı korumak için bütün telaşın başlıyor bu sefer. Biz buradaki mevzuyu ebedi alem tarafını da yani burası bir yolculuktaki bir geceli konaklama yeri. Doğru mu? Biz burada ticaretimizi yapıyoruz. Yani gündüz ticaretimizi yapıyoruz. Akşam dinleniyoruz. Evet başka bir aleme gideceğiz. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini dünyaya sarf ediyorsun? İşimizin özeti bu oluyor aslında. Biz bu vakit sarfiyatını konuşurken gelir giderini konuşurken sadece dünya üzerine konuşmuyoruz. Çünkü sadece ben bu dünya için yaratılmadım. Burada yaptığım her şeyden ahirette hesaba çekileceğim ve benden bir şekilde bunun Z raporu istenecek. O zaman da dünya için din feda olunmaz kaidesi gözümüzün önüne geliyor dini yönden yapman gerekenleri vaktim yok diyemezsin. Çünkü dünya için din feda olunmaz. Doğru mu baba? İnşallah o boyuta da gelecek bir şekilde namazımızı, diğer ibadetlerimizi, oruçlarımızı, zikirlerimizi hayatın içerisine sıkıştırmak lazım ki ebedi alemde bereketli olarak dönsün. Şimdi ben bunları konuştuktan sonra, bu meseleleri söyledikten sonra şuna gelmek istiyorum. Biz bu zaman kavramında bereketi çok fazla dile getirmedik ama bereket de çok önemli ya Fatih. Çünkü bereket sayısal verinin üzerine çıkan bir kavram. Yani çünkü herkesin 24 saat var ama o saati daha verimli hale getirmek aslında bereket istiyoruz biz. Yani çünkü sayısaldan çıkma durumu şöyle. Bir adamın cebinde 10 TL vardır, birinde de 10.000 TL vardır. 10 TL'si olan bir adamda öyle bir bereket olur ki o 10.000 TL olan adamdan daha güzel yaşayabilir, daha farklı bir lezzet alabilir aslında. Bizim de şöyle düşünmemiz lazım. Yani sen hayatına öyle bir bereket iste ki, öyle bir bereket katmaya çalış ki, onun duasını yap ki bir saatin 100 saat değerinde olsun. Bunu istemiyoruz mu? Bir saatin milyonlar saat değerinde olsun. istemiyoruz mu? İstiyoruz. O zaman buradaki yaşayışı demek ki iman, ibadet ve taat üzerine kurgulamak gerekiyor. Çünkü fani olanın beka kazanacağı yer yine ahiret olacak. Yani bu kısımda şimdi gelin diyorum ki çalışan bir insan, kardeşlerimiz öğrenci, çalışıyor veya işte farklı bir meşguliyeti var, yoğunluğu var veya bir medresede ilim talebesi. Burada ilk önce çalışan birisi için biz ne önerebiliriz? Ya da çalışan, okuyan veya bir ilim talebesi değil de bir insan için genel alalım. Zaman düzenlemesinde olmazsa olmazlar bir Müslüman için nedir? Birincisi en başta bir insan namaz yoksa o kardeşin namaz kılması lazım. Evet. Çünkü iki vakit namaz arasındaki yapılan bir ameller ibadet evet. hükmüne geçiyor. Çok güzel. Namazımız ibadet olmazsa olur. olmaz diyoruz doğru evet. mu? Evet, namazımız. Ha. Çünkü sen vaktini zira yapıyorsun. Yani oturup mesela örnek görüyorum. Bütün gün tesbih çekmek yerine vakit namazlarını kılarak o aradaki boşluklarda nafile ibadetlerin hükmüne geçiyor. Oturman doğru. kalkman gibi mübah amelleri. Evet doğru. Yani demek ki namazımız olacak. Hiç Namaz olunca 9 saat çalışıyorsun. Yani 5 saat uyudun, 6 saat uyudun. Bütün anın günahlara girmeden demiştin değil mi işte? Yani evet. mübah. mübah. Sana ibadet, ibadet oluyor. Evet. Evet. Namazlar olmazsa olmaz. Namazlardan sonra namazın ardındaki tesbihatı da ekleyelim mi? Abi on direkt Üstad Hazretleri söylüyor. He. Onu okuyacaktım. Diyor ki abi hoca Efendi Hazretleri'nin hali tavsiyeleri. Bediüzzaman Hazretleri için diyor. Diyor ki 5 vakit namazını tadile erkan ile vaktinde kıl. Evet. Yani başka ibadete gücün yetmez. Üstad bir nevi zamanı okumuş diyor. Yani işte vakit kısa, ömür kısa, lüzumlu işler pek çok. Bu ahir zamanda özellikle zaman sanki hani kat kat atıyor. Üstad diyor ki hani vakit çok kısa. Vaktinde tadili erkanla beş vakit namazını kıl. Çünkü başka ibadete gücün yetmez. Vakit var, okul var, iş var vesaire. Sonra diyor ki namazın nihayetindeki tesbihleri yap. Yani başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Elhamdülillah. Bak, ben işte e, bir tarikat ehli gibi, bir medrese gibi, bir ilim talebesi gibi oturup on bin tane la ilahe illallah çekemiyorum işte. Teheccüblere kalkamıyorum, vaktim yok. En azından diyor üstad namazın nihayetindeki, namazın evet, sondaki tesbihleri yap ki başka zikri yapamadım diye teessüf etme. O zikir çünkü ne diyoruz o tesbihler namazın çekirdekleri Tabi Tabii tabii. tabii. Namazın Onun üzerine bina edilir iyi. namazın. Elhamdülillah. O zaman ikincisi uyku düzeni olarak. Yani kerahat vakitlerinde uyuma. Ömrünü bereketsizleştirme. Yani bu kerahat vakitlerinden ne? Akşam namazı vakti gelmeden önceki 45 dakika uyumamaya çalış. Ve sabah namazı vakti çıktıktan sonraki 45 dakikada uyumamaya çalış. Çünkü buralar ömrün noksaniyetine ve gün içindeki sersemliğe sebep oluyor. Mesela sadece bir misalini verelim. Sabah uykusundaki yani ne diyoruz biz ona? Gaylule yazar kardeşimiz. Gaylule olduğu zaman insana bereketin dağıtıldığı saatler, o saatler olduğu için yani rızkın dağıtıldığı ki bize vakit de bir rızıktır, bize bir nimettir. Orada bir noksaniyet yaşama. Diğerinde de ikindi namazı işte sonrasındaki akşam namazı gelmeden önceki 45 dakika. Bu arada uyuduğun zaman da sersemlik oluyor gün mevt alut yani böyle yarı uykulu ölü müsün değil misin? Niye biliyor musun? Sadece kendi yaşadığım bir hadiseyi söyleyeyim mi? Kardeşler de yaşamıştır bunu. O saatlerde uyuduğunda bir kalkıyorsun karanlık ya. Sanki sabah olmuş gibi kalkıyorsun böyle. E ne oldu? Senin o haline kalkman sanki o günü yaşamamışsın gibi, o ömrü yemişsin gibi bir halet veriyor sana ki Okula giderken yani öğrencilik döneminde lisede böyle kalmışım işte. Tam o saatlerde uyandığımda hemen evde kimse yok. Alerjili elbiselerimi giyip durağa çıkıp öğrenci servisini beklediğimi biliyorum. Akşam altı Tabii kış vakti ya. Kış vakti olduğu için hava kararmış. E, sabah da okula giderken ders yedi buçukta başlıyordu. Altı çeyrekte gelip beni servis alıyordu. Saatlerden ona uyuyor. Ben çıktım durakta. Kravatı bağlamaya çalışıyorum lise. Bekliyorum Allah Allah gelmiyor. Çünkü bu saatte insanlar ne kadar çok ya dışarıda. Sabah sabah o uyku sersemliğiyle ben sabah zannettim uyandığım saati çıktım durakta okul servisi bekliyorum. Sonra ne yaptın, ne yaptın abi? E ne yaptım? Hiçbir okuda şey yokmuş gibi. da kapanın. Şey, <laughs> şu şaşkınlık olur ya telefonla alo ha konuşuyormuş gibi yaparak gidersin ya o modda sessiz sedasız gittim. Ne yapacağım yani millet anlam veremedi ki. Uykulusun. Ya yani o hali bak ne oldu? Sersemlik gelir diyor. Ya gün gitti. O kadara kadar. Tabii ha. canım, o kadara kadar. kadar getiriyor. Bu uykulara dikkat etsinler diyoruz. Evet namaz tesbihat, uyku düzenlenmesi. Sonra var mı öneri? Ben söyleyeceğim. Buraya yazdım çünkü. Ya benim en büyük önerim abi şu e, gaye sıralamasında o kategoriyi yaparken arkadaşlarımız gerçekten acil sırasına onun olmazsa olmazı olan e, ahirette onun gerçekten karşısına eksi olarak çıkacak şeyleri artıya çevirmek olabilir. Ahiret listesi yap diyelim. Yani ya. kesinlikle yani bence önemli kısmında dünyalık yapmak istediği ya dil eğitimi olur, spor olur işte bedenini zayıflaması olur vesaire bunları koyabilir de bence acil sırasına hala namazın en azından farzını kılacak kadar o duaları, etteyatüleri, fatihaları ezbere bilmiyorsa... Tamam. Yani daha o en temel meseleleri orucu yoksa bu kardeşimizin vesaire en acile bunları koyup onları tedarik için çalışması lazım. Tamam. O zaman bun, bu ahiret listesi diyor da zaten sıralamamızdaki hepsi zaten bir ahiret listesi. Namaz da, tesbihatta bunun içinde olan bir şey. Bir de şunu tekrar diyelim. Senin 24 saatin ibadetli halde geçecek. Ona sevin. Namazın varsa. Sonrasında şunu diyelim mi? Karışık olabilir. Yatağın başına kitap koy diyelim. Yatağın başına Kur'an da koyabilir, Cevşen de koyabilir. Evet. Uyumadan önce yatağa girdiğinde en azından birkaç sayfa bir şeyler oku ve öyle uyu. Onu söyleyelim değil mi? Zaten yani, uykuyu da getiriyor. Evet yatağın uyku başına kitap arayın. diyoruz. Şimdi biz bunu genel kaydı olarak söylüyoruz ama ilim talebesi daha farklı. Biz genel kaydı olarak evde okuma saati ailece bir ortam varsa okuma saati konulabilir. Okuma saatini herkes yapamıyorsa o ortamı sağlamak zorsa kesinlikle bir video izleme saati olsun. Yarım saatlik bir video. Aile fertlerini toplayıp hadi bakalım gelin muhabbetimiz ettik, güldük, eğlendik. Şimdi bir ders izleyelim. En azından böyle bir meşguliyetin, meşguliyetin olması. olması. Doğru mu baba? kitap okuma bu zamanda ailecek zor hani okuma zor, seviyesi, evet. okuma işte şeylerini biliyoruz hani günlük ortalama insanlara düşen bir sayfa mıymış neymiş de. Türkiye'de istatistik çok düşük. Öyle Ama mi? herkes ailecek evde bir şey izliyor. Ne bileyim televizyonda ne işte yeteneksinizdir, bilmem Survivor bunları <laughs> izleyeceğine yani. Ailecek zaten bir şey izliyorsun. En azından bir yarım saatini dini bir meseleyi öğrenmeye girebiliriz. Evet. Ona bir şey vermiştik ya ya. olabilir sonra. yani. Biz bir yere gittik bir abimiz de böyle bu konuda dertliydi. Abi dedik evinde kullanmadığın bir oda var mı? Genç insanlar işte depoları kullandığı bir yer oluyor. Orayı boşalttık abi gibi. kendine bir mescit yap dedik. Adam orayı kendine mescit yapmış. Elhamdülillah işini bitti. <laughs> orada gidip vakit namazını kılıyor. Orada kitap okuyabiliyorlar. Süper ya. Bak bu da hep ona fayda ya, çok güzel. Ya. Onu En azından harika. diyor. En azından diyor. Gün içinde çalışan abilerimize diyor ki en azından 15 dakika Risale meşgul olun diyor. ya. 15 dakika. Evinin bir bölümünü medrese Evinin köşesi. Yani. O iştiyak getiriyor mesela Evinde bir medrese olduğunu de Bir Çamlar, Tabii canım ya. İnsanlar vakit namazını orada kılıyor, kitap okumaya gidiyorsun oraya. Sen gittiğin vakit eşine diyor ki ya ben de gidim onunla kitap okuyayım. Çocuk da sana bakıyor O da gelip seninle de kitap okuyor. İhtiyaç da arttırıyor yani. Kitap evde. okuma alışkanlığı videosunda bu kendine materyal eklemeyle ilgili onu sana ne kadar teşvik ettiğiyle ilgili zaten uzun evet. konuştuk. Evet. Mesela kitap okurken yani kitap düzenli okumak isteyen biriysen evine rahle bile alman, bir tane okuma ışığı bile alman o materyal seni yerine göre teşvik evet. ediyor okumaya. Aynen öyle. Peki şunu da söyleyebilir miyiz? Bir kişi günlük kendine zikir belirlese. Tabii Mesela tabii. bugün. O yolda çok güzel olur evet. abi. Yolda Kur'an dinlemek veya zikir. Sayı belirleyebilir. Mesela bu konu teşvik edici. Bugün bir hedef olması açısından söylerim. Bugün işte bin tane la ilahe illallah. Bin evet. salavat. Evet bin salavat. Ya da işte ya baki enter baki diyeceğim. Değil mi? Hasbunallah ve nimel vekil. Bunu söyleyeceğim. Yani bu şekilde kendine gün içinde Boş vakit çünkü o hedef olunca boş vakitte sürekli öyle. Bunu o şekilde değerlendirebilir. Durakta otobüs beklerken, yürürken böyle bir kendine zikir listesi diyelim Ezberleme mi? taktiği de var abi evet. mesela. Ben askerde işte kulaklı takarak abi 4-5 tane sureyi öyle ezberlemiştim dinleye dinleye. Bir de şöyle bir taktik var abi. İşte oku, ezberleyeceğin sureyi telefonun ekran görüntüsü yapabiliyorsun. Her gün böyle açıp okuyorsun. Hadis ya sürekli Allah. hadis de olabilir. Sen tekrar ettikçe diyelim bir günde 10 defa her insanlar 2-3 saat burada vakit geç Her açtığında o ayeti okumak veya hadisi okumak ileriki boyutta sana bakıyorsun ki o ezberlemişsin yani bilinçaltına girmiş. Bunu da kullanabilirler telefon ekran görüntüsü olarak veya işte sesli dinleyerek sürekli yolda. Bir hadis ezberleme veya işte bir güzel söz veya bir ayet tamam. ezberleme tamam. Peki şunu da söyleyelim mi? Bugün ben bir tane sünneti seniye yaşayacağım. Zaten senin normal yaşantında yaptığın fiiliyatlar var. Nedir? bugün hep sağ ayakla gireceğim. Lavabo hariç olarak söylüyorum. Sol ayakla çıkacağım. Ondan sonra bugün suyu oturarak 3 yudumda içeceğim. ve yani küçük küçük o sen kendi hareketlerini bile ibadet haline çevirebilirsin ki zaten çok büyük kazandırıyor. Fesat ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, kendine adet edinse, yapışsa 100 şeyi tevabı vardır. Bak gördün mü ne oldu? İnanılmaz bir bereket geliyor değil mi? Ufak hareketlerle. Bu olabilir. Ondan sonra telefonuna ne dedik? Kur'an, ders, sohbet bunlardan yükleyebilir, bunlardan dinleyebilir. Her anı güzel değerlendirme. Yani şeytanla baş başa kalmayacak halleri hazırlama. Bunları söyleyebiliriz. Zaman öyle bir şey olmuş ki abi kişi kendi eksini gidermek için mesela işte e, sahabeler hayatı ile ilgili işte e, eksini gidermek için illa bir sahabe üç sahabe kitabını alıp cilt cilt okumasına gerek yok. Evet, yani videolar var, da Tabii Allah'ın ispatını bilmiyor. Bu konuda eksi var. İlle kelam alimlerinin mütekellimin gidip işte kitaplarını almak okumak yerine bizim bir tane işte KDS kafamda deli sorular serisinden Allah'ın ispatı videosunu indirip evet. 3 dakika izleyebilir ya. Evet. Allah'ın kainatta tek olduğunu ispatını 5 dakika dakikada izleyebilir mesela. 5 evet. dakikalık bir videomuz. Hani hangi konularda iman hakkı, evet. yani hangi konularda eksin varsa bizim kanalımızdan kardeşim hani YouTube Premium'u olmayan kalmadı zaten. Hani evet. orada başlıklara bakarak, bizim kapaklara bakarak ya ben bu sorunun cevabını bilmiyorum, bu sorunun cevabını bilmiyorum diye giderken bir video izlesen, gelirken bir video izlesen belki o gelirken izlediğin iman hakkı videosu eve varamadan öleceksin ve belki imanı kurtaracaksın. Bu kadar Ben çok duydum abi. Mesela iş yerinde adamın sorusu var. Abi diyor sizin yaptığınız videolardan bir örnekleri aldım. Söyledim kardeşim elhamdülillah inandı diyor. Elhamdülillah. Bak. İmanı yani. vesile yani olmuş yani. adam ya. Çok güzel. Olsun. Ve abi Handi bu yani. verdiğimiz örnekler işte kendine bir tane ezber katması işte tesbih yolda zikir çekmesi. Evet. Ne bileyim bir tane sünnet hayatına geçirmesi falan video izlemesi. Bunların hepsi abi ölü olan vakitlerimizi bir nevi hayatlandırmak evet. oluyor. Senin iki saatin yolda gidecek bu senin için ölü bir vakit. Çünkü hiçbir faydası yok. Dünyalık kısımda değil ahiretlik kısmında hiçbir faydası yok. Ama sen hayatlandırdın o tarla ektin ahirette biteceksin. Kesinlikle. Ölü vakiti evet. hayal, hayatlandırmak için yani çok önemli. Beka budur. İki tane daha aklıma geldi. Pazartesi ve perşembe oruçlarını tutabilirsin. Yani kendine öyle bereketli. Bir de arkadaş ortamı ya. Yani seni malayaniyata sevk edecek olan arkadaş ortamını sürekli seni hayır yolundan uzaklaştıran adamları da iyi keşfetmen lazım. Bak onlara hiç vakit ayırma demiyorum. Ama, Ama hayır bil. Hayır. onlara hayırı biraz daha fazla kullanmayı bil. Yani seni meşgul edecek kişileri de dizayn etmen gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da yapılabilir. Tabii abi röportajda onu çok rahatsız evet. Soruyoruz da gençlere. Gençlerin hep evet. verdiği örnek şu işte okuldan gelince, işten gelince falan hep dışarı çıkıp arkadaşlarla duruyoruz. Evet. Hiçbir şey yapmıyorlar. Kendileri de söylüyorlar. Boş boş duruyoruz arkadaşlar dışarıda. Yani evet zaten onu duyuyoruz. Ben böyle vaktim yok bahanesi artık kalktı. Yani kalkıyor ya bir şekilde bulunuyor da kendimize olmayan şeyleri zorunlu hale getiriyoruz. Peki şuna gelelim. Mesela bu normal bir yaşantı içinde yapılması gerekenler. Elbette bir kişi sahibi hayatını araştırabilir. Günlük... 100 sayfa okuyacağım diyebilir. Yani ilim talebesinin ilme ayırdığı bir vakitle çalışan bir kişinin yaşayacağı çerçeve birbirinden çok farklı. Yani buradaki ibadetler konusunda bugün hiç kafamı kaldırmadan iş yerine gideceğim de diyebilir. Bak o da bir araya not olarak yani bugün kimsenin gıybetini yapmayacağım. Dedikodulu ortamlardan uzak duracağım. Seni günahlara sevk eden ortamlardan kaçmaya da şartlanman gerekiyor. Biz ilim talebesi değilim diye bahaneler çok duyuyoruz. Kardeşim sen ilim talebesi olabilirsin. Zor bir şey değil. Neden? Mesela hafta sonu iki gün tatil mi oluyor? Veya bir gün tatil mi oluyor? Abi yedi gün zaten dünyaya verdin Allah aşkına. Yedi gün deli gibi koşturdun. Maaş ve hayatın temini için koşturdun. Amenna. O alanın değerlendirmeyi de sana bak şu imkanlarla sunmaya çalışıyoruz. Lakin bir günün ilim talebesi olarak geçebilir. Pazar gününü ilim günü yapabilirsin kendine. Sabah namazından başlayan, akşama kadar tabi arada ailenle vakit ayıracağın zamanlar da olur. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsin. Ve korona döneminde öğrenciler aslında şu an ilim talebesi olması için muazzam bir fırsat. Bununla ilgili bizim sürekli video attığımız akademik kanalımızdaki videolarımızı evet. da de izleyebilirler. Detaylı 2 saat, 3 saat attığımız videolarımız var. Evet hakikaten yani onları alıp böyle ilim ilim çalışmak için de videolarımız bak çok güzel dedin. Oradaki dersler bunu sağlayabilir. Sadece ilim talebesine has özenlik olmasın diye bunu söylüyoruz. Kişi o derde girince zaten bir ilim talebesine burada ders verme haddimize değil yani. Şunları şunları yap değil. Ama bir ilim talebesi nasıl yapıyor konuşabiliriz. Çünkü o onu örnek alması gerekiyor diye. Bence herkes ilim talebesi olabilir. Haftanın yeni, yedi günü olmasa da bir günü ilim talebesi olabilir. 24 saat değerlendirmesini konuşurken günün nasıl geçiyor şöyle anlatıyoruz. Sabah uyandım, gün başladı, akşam yatana kadar. Bu 24 saat olmadı ki. Sabah sen 8'de uyandıysan akşam 12'ye kadar kaç saat geçti? 16 saat geçti abi. 24 saat olmadı. Bir Müslümanın 24 saatin tamamlanması için bir Müslüman gencin bir günü uykuya geçiş evresinde başlar. Çünkü orada bir niyet kontrolü. Orada bir şartlanmayla yarın şunları yapacağım Allah'ım sen bana güç ver. Sen bana bu konuda yardımcı ol diye. Gece, bir Müslümanın işte günü geceden niyetle başlar, diğer gece muhasebeyle biter. Çünkü muhasebe ne? Z raporudur. Evet ya. Ben dün böyle niyet etmiştim Allah'ım yapamadım veya işte hamdolsun şunları yerine getirdim Allah'ım şu günahlara girdim sen beni affet diye bir kendi içinde iç muhasebe yapar nefisle yüzleşmeyi yapar tekrardan o gün bitti. Allah'ım yeni bir güne başlıyorum tekrar bana yardımcı ol ve gün içinde yapacaklarını 24 saatimiz böyle geçer. Uykum da ibadet oldu be kardeşim ya. O yüzden biz onu hep yanlış anlatıyoruz bu konuda. Neyle başlar? Niyetle başlar muhasebeyle biter 24 saat. Bu aklımızda olsun. Bu şey giriyor abi mesela hani dedin niyet işte kardeşimiz de dedi. Hani niyetimiz bizim işte 3 günlük sürebiliyor. Veya bir haftalık sürebiliyor. Onu devam ettiremiyoruz. Burada kardeşlerimize şunu önerebiliriz. Yani ne olmak istiyorsan olanlarla gez bir düstur var ya abi. Şimdi sen ne olmak istiyorsan olan kişileri bulduğun vakit Allah'ın izniyle Allah o da sirayet ediyor insan işte tedavi noktasında. Mesela dediğin gibi işte eğer sen ilim talebesi olmak istiyorsan veya haftanın bir günü olmak istiyorsan bir medresede vakit geçirdiğin vakit ondan aldığın hakikatleri başka yere götürebiliyorsun. Ya kardeşlerimiz var mesela bizim derslerimize katılıp iş yerlerine gidiyor yerindeki insanların namazlarına vesile olması. İşte bizim videoları, bak ne olmak istediğini biliyor. Bizim videoları izleyerek başka insanlara da yayabiliyor. Bunun en büyük ispatı neydi Kütüphane Kütüphaneye giden bir adam işte orada serserilik yapamıyor. Bağırıp çağıramıyorsun. neden? Çünkü toplu bir şekilde okuma var. Sen orada vakit geçirirken boş boş diyorsun ki ya... Bak orada sessiz olun diyor. İnsanlara gelip seni uyarıyorlar. Toplumun gidişatına göre sen diyorsun ya ben de bir kitap okuyayım. Sen de onlara uydun, kitap okumaya başladın. Bunun o en güzel yüzden... örneği daha yeni Ankara'dan işte bir tane kardeşimiz geldi. Ha evet Yavuz kardeşimiz. Yani, yani. Yavuz kardeşimiz bunun en büyük örneği. Kardeşimiz geldi. Kardeşlerimizin işte e, namazı yoktu. Bizim videolarımızı izlemiş, gelmiş. Bir vakit daha diyor kılamadım diyor. İçimden gelmedi. Ondan sonra diyor ortama uyum saldım, e, sohbet, ya. ders yaptık, çok hoşuma gitti. Kitap okumaya başlamış. Ha öbür vakti diyor kendiliğimden diyor kalktım abdest aldım diyor, cemaate katıldım, namaz kıldım diyor. eksiksiz şu anda 5 vakit kılıyor. Tesbih yapıyor. Kitap okumaya başlamış. Derslerimize yani, katılıyor. Resulullah'ın da ahvali değişti. Yani işte, sirayet ediyoruz birbirimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve ya. En hayırlı dost gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlatandır diye. Elhamdülillah burada bugün meclislerde Allah'ı hatırlatan binlerce Çevre, dostlar. Çevre, ortam çok önemli. O yüzden gece herkesin sessizliğe büründüğü bir zaman ya. Instagram'dan canlı yayın yaptığım zaman izlenme daha fazla oluyor Fatih. Gece 12'de bir buçukta canlı yayın açtığım oluyor. Çünkü biliyorum yani cuma günleri millet uyumuyor. Çünkü yarın tatil. Ha nedir? En azından gecesi o şuurla geçsin ki sabah da o şuurla uyansın. Yani amaç bundan dolayı gece hatırlatıcı olmak lazım. Yani videoları izleyerek de uyuyabilir bir kişi. O yüzden ben Fatih'e sormak istiyorum kısa bir şekilde herkes. Fatih nasıl geçiyor ya bir, bir günün? Akşamdan niyet ettin tamam geceden. Bir şimdi gündüzden başlayalım. Gece uyudun. Sabah kaçta kalkıyorsun ve neler yapıyorsun? Ben abi şu listeyi kendim uygulamıştım işte. Bir baktım ben o eskiden kafede hizmet ediyordum abi. Bizim maksatta kafe bölümünde hizmet ediyordum. Kafe bölümünde şey rahattı. Gün içerisinde misafir gelmediği zaman bizim başka kardeşimiz de vardı Hamit. Onunla paslaşıyordum hani bu misafirle sen ilgilen onun sorularını sen cevap ver. Bir dahakine ben yapayım diye böyle dönerli yaptığımız zaman ben ilim çalışabiliyordum fakat ofise geldiğim zaman durum daha farklı. Burada öğlene kadar ofis öğlene kadar millet okumasını araştırmasını yapıyor. Genelde öğle namazından sonra montajlar şoplar başlıyor. Birinin montaj şopu yoksa. Burada program değiştiği için burada ben boş vaktime bak bakmaya çalıştım ne zamanlar diye ona göre kendime bir liste hazırladım. Şu anki benim programımda şöyle oluyor abi. Sabah 6'da uyanıyorum. 6'da uyanınca teheccüde başlıyorum gün abi. Ondan sonra 8'e kadar aralıksız 2 saat benim çalışmam var. Orada direkt günlük okuma, Kur'an ı Cevişen falan okumuyorum. Orada direkt ilmi araştırmam neyse. Zihnim açıkken, tazeyken direkt ilmi araştırmam başına oturuyorum. Ondan sonra eşim kahvaltımı hazırlamış oluyor. Ben işte üzerimi giyiniyorum. Kahvaltı yapıyorum. 1 saat orada giyinme kahvaltı sürem var. Zaten evimden burası hemen 9-10 dakika. Ondan sonra 9'da burada geliyorum abi. 9'a geldikten sonra öğle namazına kadar 1'e kadar ortalama yani bir çeyrek gibi 1'e kadar ortalama. Orada da benim bir 4 saat çalışmam var. Sabah 2 saatte, burada da 4 saatte 6 saatlik çalışmam oldu. Shop'um falan yoksa. Onun dışında 6 saat çalışmadan sonra gün içerisinde çekimim var, şopum mu var, montajım var, dışarıda röportaj var. Ne varsa gün içerisinde onlara koş diyorum bir de. Ondan sonra akşam, e, salı akşamı ise genelde özel ders günümüzde, cuma akşamı ise o gün özel derslerimiz var. Perşembe sabahı ilim dersimiz var. O evet. günler 6'da başlayıp e, öğlen namazına kadar aralıksız süren ilim ekibimiz var. Haftanın bu 3 gün dışarısında genel olarak bir rutinim benim böyle abi. 6 saat ilme ayırabiliyorum. Çok güzel. Alt saat ilim ve yoğunsun da yani. Ve evlisin de. Evine de vakit ayırıyorsun. Mehmet sen ne yapıyorsun? Abi normalde işte e, tabi burada herkesin hizmeti olduğu gibi benim de hizmetim var. Sabah 7'de uyandığın zaman namazda işte ailece namaza kalkıyoruz. Tabi Zeynep de bizi bırakmıyor o da kalkıyor. Bizde baba dua diyor böyle. baba amin amin diye Yağın böyle. Sana. Elhamdülillah namazımızı kılıyoruz. Sonra medresemize geliyoruz. Burada kahvaltımızı yapıyoruz. Saat 10'da genkte aşağıda kafe sorumlusuyum ben. Kardeşlerimiz gidip geliyorlar muhabbet. Bırakmıyorlar biraz ders çalışayım. Ama onların dertlerini dinlemek de güzel bir ders. Elhamdülillah. Ondan sonra abi işte 12'ye kadar kendi ilmi çalışmalarım var. Zaten Fatih kardeşlerimiz Fatih kardeşimle de konuşmuştuk. 10 yıl boyunca benim projem var. Her gün 2 tane ders hazırlayıp inşallah 40 yaşından sonra da bunları birilerine anlatıp tabi anlatıyoruz da daha bir kapsamlı şekilde anlatma olacak. Kendi hayalim bu. İşte 30 yaşındayım. 40 yaşıma kadar Allah ömür verirse her gün 2 ders hazırlayıp hem hadis hem ayet hem Risale-i bir Nurları birleştirip bunu bir işte video olabilir. Bir kardeşimize. Diğer proje projem yani. ise aynen seri şekli abi. Diğer projem ise kendi koydum. Her yıl 2 tane bir İslamiyet'e hizmet eden genç kardeşi gaye hayal olarak koydum. El Elhamdülillah oyunda yapıyoruz. Derslerimiz oluyor. Çok ee, Yani yeni kardeş kazandırmak. Yeni kardeş kazandırmak. Yani hizmetimize, davamıza, talebe, yetiştirme, talebe yetiştirme. Her yıl iki tane yetiştiriyorsan elhamdülillah. Böyle bir hizmetim var. Ondan sonra işte kendi özel derslerimiz var. Abilerimiz var. Onlarla işte cumartesi, perşembe günü dersler yapıyoruz. Vakit buldukça onlarla işte korona... Olduğu için Zoom'dan derslerimizi devam ettiriyoruz. Senin nasıl abi günün genel olarak? Yani senin uyku saatine yakın bir şekilde çok erken uyuyamıyorum böyle. Hani bazen işte değil mi ya 1'de 1.30'da genelde 2'ye sarkıyor. Yani 2 gibi uyuduğum zaman 6-7 saat 6 ve 7 arasında uyanıyorum. Eğer yoğunluk varsa daha erken uyanmak zorunda kalıyorum. Uyandığım gibi hemen kahve yapıyorum. Anında kahve yapmam lazım. Bazen yatakta işte böyle hani kalkmak zor geldiğinde ömür gidiyor, yapman gereken çok şey var diye hemen bu aklıma geldiğinde uyanıyorum. Uyandığım gibi direkt daha yani böyle abdest almadan kahvenin suyunu koyuyorum abi. Neden biliyor musun? Kahve yapmam lazım. Su ısındı. Hemen oraya bak bir vazife çıkıyor bana. Sonra hemen kalkıyorum. Sabah namazı vakti girmemişse teheccüd namazımı kılıyorum ki zaten siz de kılıyorsunuz. Çok mübareksiniz. Söylemediniz de. Söyledim Biz, ben. Ha, söyledin sen. Yani bu, bu riya değil. İnsanlara sünnet-i seniyenin unutulduğu bir zamanda teşvik etmek için bu hatta sevaptır diyor İmam İmam Rabbani. Sürekli dile getirirsek problem. Evet. Hani hiç gereksiz yerde söylemek olmuyor. Elhamdülillah o şekilde oluyor. Sonra hemen o aralıkta sabah namazı vakti girmemişse işte o alan girene kadar hemen Kur'an'ımı okuyorum, cevşenimi okuyorum, namazı kılıyorum, tesbihat yapıyorum. Lisandro okumamı bitiriyorum. Sonra 12'ye kadar çekim yoksa o günün çekimi varsa ona hazırlanıyorum veya ilmi araştırmamı yapıyorum. 12'den sonra zaten hemen hemen her gün çekim var, toplantılar var sürekli. Onlara sarf ediyorum. Sonra akşam işte eve gittiğim zaman hiçbir şekilde telefonu kenara koyup işlerim varsa aklıma gelince yazıyorum ya da işte mesajlar atılacaksa tamam. Sonra hadi Talha uyunca tekrardan ertelediğim işlerimi bir iki saat tekrardan çalışıp sonra uyuma. Medresede kaldığın zaman daha farklı oluyor. Gece çocukla, ailenle geçeceğim vakti de ilimle geçiriyorsun ya da kardeşlerinle. Ama dolu dolu vakit geçirmeye çalışıyorum ve gün sonunda bugün ne öğrendin, ne yaptın bunun muhasebesi ama kesinlikle belli saatleri kapatmaya çalışıyorum. 12'ye kadar ben oraya yoğunlaşmak zorundayım diye bütün telefonlara falan bile bakmaya çalışıyorum. Arayanlara sonradan dönüyorum. Bu şekilde geçiyor yani gün. Şimdi biz böyle sonuçta bir ilim talebisi olarak medresede kalıyoruz. Şöyle bir bahane olabiliyor. Abi ben de medresede kalsam böyle yaparım. Karışım öyle değil o olay. Şu an okul olmadığı için korona döneminde sende de evinde hani hafta sonu var ya sen de ilim talebesisin aslında. O günün nasıl geçiyorsa burada olsan da öyle geçecek. Kusura bakma. Hamamda dinledim diyorum yani, yani. ne mazereti kardeşim <gülüyor> hamamda <laughs> dinlediğinizi Ama yok. sizde bu mazeret kalksın diye.